Bir işte değil, 30 saniye sonra başlarsın. Yayındayız. Evet, yayındayız. Merhaba, hoş geldiniz. Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'nin kesintisiz sürdürdüğü, ısrarla sürdürdüğü, sanıyorum 6. yılına giren Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor adlı program dizisinin 2022 yılının 3. programını gerçekleştiriyoruz. Müzelerimizin geçtiğimiz yıl kazandığı ödüller COVID-19 pandemisini hala yaşamakta olduğumuz kasvetin içinde bizi gülümsetti, gururlandırdı, umutlandırdı. Yeniden açılmaları, mesleğimize geri dönebilmek, artan ziyaret sayıları ile müzelerimize kavuşmak, kazanılan ödüllerin hem içeride hem dışarıda tanıtıma etkisi, katkısı, belki de hiç olmadığı kadar gündemde kalan, hayata dair umudumuzu perçinleyen ve varlıklarıyla buluşma ve bellek mekanlarımız olan müzelerimizi ne kadar önemsediğimizi ve özlediğimizi gösterdi bize. Bu programın konuğu, tam da ödüller üzerine hazırladığımız bu programın konuğu, Troya Müzesi'nin müdürü Rıdvan Gölcük. Hoş geldin sevgili Rıdvan. Hoş bulduk Canancığım. Teşekkür ederim bu hem güzel davetiniz için hem de girişte söylediğin şey çok önemli. Bir işi 6 yıldır ısrarla yapıyor olmak harika. Müzeciliğimiz açısından, ülkemiz müzeciliği açısından Müzecilik Meslek Kuruluşu'nun çok kıymetli katkıları oldu. O katkılardan sadece birisinin içinde bugün yer alıyor olmak benim için çok onur verici. Ben teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Evet, her zaman mesleğimiz hakkında sohbet etmek çok keyifli, çok ufuk açıcı ve umut verici. Senin ve ekibinin ortaya koyduğu kıymetli işlerde göğsümüzü kabartıyor, bizi yönlendiriyor. O yüzden biz de bu programlar vesilesiyle yeniden bir araya gelmekten ve konuşmaktan son derece mutlu oluyoruz. Değerli konuklar, muhtemelen çoğunuz sevgili Rıdvan Gölcü'yü tanıyorsunuz. Ama tanımayanlar için ben özgeçmişinden biraz bahsedeceğim. Rıdvan Gölcük 1981 İstanbul doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2003 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Bir süre İstanbul'da özel sektörde çalıştıktan sonra 2007 yılında Muğla Müze Müdürlüğü'ne müze araştırmacısı olarak atandı. 2009 yılında Kocaeli Müze Müdürlüğü'nde görevlendirildi ve 2015 yılına kadar müze araştırmacısı ve arkeolog olarak müzede görev aldı. 2015-2019 yılları arasında müze müdürü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında çalışma arkadaşları ile Kocaeli Müzesi Çocuk Eğitim Atölyesi'nin kurucusu oldu. 24 ayı aşkın süre Kocaeli'de devam eden Bavul Müze adlı gezici müze projesini hayata geçirdi. Mikomedide kenti Batı Nekropoli Kurtarmak Adası Başkanlığı'nı yürüttü. 2019 yılında Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi'ne seçildi ve eğitimini başarıyla tamamladı. Yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji bölümünde kültürel diplomasi çerçevesinde Türkiye Europalya Sanat Festivallerinin değerlendirilmesi isimli teziyle vermiştir. Aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmekte. 2019 yılında Troya Müze Müdürlüğü görevine getirildi. Troya Müzesi 14 Şubat 2020'de Attraction Star Awards ödüllerinde yılın en başarılı müzesi seçildi. Müze 6 Mayıs 2021'de Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülünü aldı. 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülünü aldı. 2021 yılında verilen bir başka ödül ise Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü oldu. Ödül alan müzelerimiz sıra ile başlıyor bu program dizisi içinde. 2021 Etnografya Müzesi'ni de konuk edeceğiz. OM Müze ile de
görüşmek istediler. Çok yoğunları için ne yazık ki yanıt veremediler. Ödüllerden Tunceli Müzesi, Van Müzesi, Göztepe Müzesi, Aydın Sankası Müzesi'nde bu yıl verilecek olan Avrupa Yılın Müzesi ödüllerinde finale kaldığı bilgisini bir kez de bizler paylaşmış olalım. Ödüllerin devlet müzeleri ve özel müzeler arasındaki dengeyi sağlayacağını da umarak. Bu akşam programın başlığından da anlaşıldığı üzere Troya Müzesi'nin kentle, ülkeyle kurduğu ilişkiyi, bu ilişkiyi kurarken koleksiyonunu nasıl kullandığını, kendini nasıl konumladığını, nasıl tanımladığını konuşacağız. O yüzden programın adı Efsaneden Gerçeğe, Yerelden Evrensel'e uzanan yani, çok genç bir başrolü olan Troya Müzesi'ni işaret ediyor. Müzeyi yöneten ekip de öyle. Girizgahı ödüllerle yaptım çünkü Çanakkale'nin Tevfikiye Köyü'ndeki Troya Müzesi 2018 yılında açılacak. Troya Müzesi'nin öncesinde kentte var olan Çanakkale Müzesi'nin kuruluş tarihinin 1911 yılından kayıtlı. Biraz daha geçmişe gidersek aslında bir efsane olduğu, var olmadığı söylenen Troya Antik Kenti'nin de hikayesidir. Troya Müzesi'nin hikayesi. Homero'nun İlyada ve Odisyası'na. İlyada 2700 yıldır var. Troya Savaşı 3000 yıl önceydi. Kazılar ise 150 yıldır devam ediyor. Müze tüm bunların kaydını tutan bir çekirdek gibi, böyle katmanlı bir bellek üzerinde yer alan müze kültürel belleğimizde nerede duruyor? Nasıl bir kimlik inşa ediyor diye sorarak bu uzun girizgah ve soruyla başlayalım. Teşekkür ederim Canan. Soru uzun ve tüm hikayeyi aslında içeren, yani çünkü işin içinde o katmanlar, o kimlik oluşumunu içeren bir soru. Cevabı ben hızlandırarak anlatmaya çalışayım ve sadece müze ölçeğinden çıkıp temas kurduğumuz hikayeyle de durum ne, bunu ortaya koymaya çalışayım. Şimdi harika. Eğer Troya'dan bahsedecekseniz, dilerseniz müzeciliğinden bahsedin, dilerseniz arkeolojisinden, dilerseniz edebiyatından, efsanesinden. Önünüze üç tane katman çıkacak. Bunlardan birisi ortada bir mit var. Senin de dediğin gibi işte yaklaşık 8. yüzyılda Homeros tarafından yazıldığı bilinen, ama onun dışında da İşte epic cycle dediğimiz, yani başka varyasyonları da olan bir mit geleneği var. 800'lerde yazılıyor. Mit bir. Başka ne var bu katmanlarda? Bu mitin arkasında taş var, tuğla var, kan var, can var. Yani gerçek bir şey var. Bir kent var. Bu arkeolojik katman. Arkeolojik katmandaki hikaye, kentin kuruluşu milattan önce 3000'e gidiyor ama mitle kesiştiği hikayeye bakarsak, Troya Savaşı'nın işte milattan önce 1200 gibi, 1180 gibi olduğu düşünülüyor. Tamam, elimizde mit var, arkeoloji var. Arkeoloji yapılırken bu mitsiz yapılmıyor. Mit anlaşılmaya çalışırken bu arkeolojiye bakılıyor. Bir de mitten ve kentin arkeolojisinden bağımsız gelişen zaman zaman bir de bir ikonik Troya var. Bir ikon Troya var. Birbirinden bağımsız katmanlar. Mesela o ikonik Troya işlemeye devam ediyor. Şimdi bunun bir noktasından alıp gelmeye çalışırsak ve bu üç katmanı bir araya geçirmeye çalışayım hızlıca. Milattan önce 1200'de bir savaş, Troyalılar ve Akalar var. Akaların yerine Aka değil Danoalar kullanılır destanda, ama belli ki o tarihte bir ulustan, nation'dan bahsedemeyiz. Yani Troyalılar ve Yunanlar savaşmış değil. O tarihte böyle bir Yunan birliği, Yunan düşüncesi, Yunan kimliği yok başlangıçta. Bu mitin yazıldığı ve savaşın olduğu tarihte.
Fakat klasik çağa gelindiğinde, yani klasik çağdan hemen ne demek istediğimizi kastedeyim. İşte Persler geldi, Yunanistan üzerine Yunan anakarasına o dağınık birlikler üzerine doğudan bir tehdit geliyor. Ne yapmak lazım? Yan yana durmak lazım o zaman. İşte o Pers seferlerinden sonra bir kimlik oluşmaya başlıyor Yunan anakarasında ve o oluşan kimlik içerisinde Doğu Batı barbar olan, medeni olan ve burada Yunan anakarasından bakıldığında Troya'da biçilen bir rol oluyor. Klasik dönemde ilk Troya tasvirlerinde, mesela diyelim ki vazo üzeri tasvirlerde Yunan'ın Grek anakarasında yapıldıysa tasvir, kendi kahramanlarının kıyafetlerini Troyalıları da giydiriyorlardı. Yani onlar da Yunanlılar gibiydi. Ama Pers savaşlarından sonra Yunanlıların kıyafeti Pers savaşı oldu. Öteki oldu, doğulu oldu, barbar oldu. Helenistik çağa gelindiğinde, yani bu ilk tutum bir ırk üzerinden meseleyi açıklamaya bakıyor. İşte barbarlık meselesi üzerinden açıklamaya bakıyor. Helenistik çağda ise algılama daha ziyade kültürel düzlemde olmaya başladı. Bir eksen kayması yaşıyor. Süratlice devam ediyorum. Roma'ya gelindiğinde Roma İmparatorluğu kuruluş öyküsünü buraya almak, buraya dayandırmak istiyor. Bunlardan işte en meşhuru, en bilineni Aeneas destanı. Troya Savaşı sonucunda kaçan kahraman gidiyor İtalya'da Lavinium'a çıkıyor ve orada hatta yanında masa denilen, bugünkü tam da Latince'deki masa kelimesi gibi, yanında hamurunu götürüyor. O hamur sonra İtalya'da pizza hamuru oluyor. Roma İmparatorluğu'nun kurucusu oluyor. Vergilius'un yazdığı Aeneas destanı, ama Vergilius bunu sadece kendisi var etmedi. Bunun bir destansal kökeni vardı ve imparatorluk bir kuruluş gerekçesi aradı. Peki sonra Roma imparatorları Troya'ya gelmeye başlıyor. Troya'da imar faaliyetleri yapmak, Troyalı kahramanların yanında yer almak, kimliğini topraklara dayandırmaya başlıyor. Yani Yunan oluşmaya başlayan Yunan kimliği Troya'nın karşısındayken Roma kimliği de Troya ile olmak konusunda mesai gösteriyor. Buna uymayan birkaç imparator var. Onlardan bir tanesi Hadrianus. Buraya geldiğinde hem Troya'ya yatırım yapıyor, hem Troya kimliğine, Troya geçmişine yatırım yapıyor. Ama aynı zamanda gidip bir akıllı kahramanın tümülüsünü de yükseltiyor. Aynı şeyi yapanlardan bir başkası Caracalla geldiğinde, hatta arkadaşı Festus burada ölüyor. Öldürmüş de olabilir. Homeros destanındaki Patroklos'la Akileos'un ilişkisi gibi, bazen hani o ilişkinin sınırı aştığını düşünürler bu iki kahramanın. Caracalla Festus'a bir cenaze töreni yapıyor. Yani Akileos'un burada çektiği acıyı çekmek istiyor. Festus'un tümülüsü hala burada. Evet. Roma kimliği neye dayandırdığını kendinin çok önemli. Çünkü Roma kendini Troya'ya dayandırırken, mesela Kuzey Avrupa toplumlarını düşünün. Yani Roma tarihi olmasaydı galiba Kuzey Avrupa toplumlarının tarihinden bu kadar net bahsedemezdik. Onları tarihte var eden şey Roma'nın kendisi. Roma ile kurdukları birliktelikler. Mesela Britanya çıkıyor burada. Diyor ki Aeneas'ın torunu Brutus İngiltere'ye geldi. Askerleri Britonlar adayı aldı. Britonlardan dolayı adaya Britanya dedi. Britanya'da kurulan ilk kentin adı da Yeni Troya'dır. Bu İngilizlerin kuruluş efsanesi. Onlar da Troyalı. Franklar, işte buradan Turkus kaçtı, işte Tuna boyuna geldi falan filan. Franklar kökenlerini ona dayandırır. İskandinavlar kökenlerini dayandırır. Yani kimlik oluşumunda toplumların istikametini çizmesinde Troya'nın bu mitsel düzeyi hala çok önemli. İşin içinde henüz şey yok, arkeoloji yok. Toplumlar burada olmak istiyor. Arada Hristiyanlık gibi kuvvetli bir değişim olmasına rağmen bu
Rönesans'a kadar hep uzuyor. Kültürel kimlik üzerinden iş yapmaya başlıyor. Fakat 19. yüzyıla gelindiğinde kırılma anı var. Burada kimliklerde bir farklılaşma oluyor hissedilende. Bu arada tabii şunu söyleyeyim. Mesela Orta Çağ'da burada işin içinde hiç Türklerden bahsetmedik. Avrupalılar Türklerin Troya kökenli olduğuna inanıyor. Fakat Türkler de Troyalılar Türktür konusunda bir iddia var. Yani Orta Çağ Troyalı kimliği konusunda Türklerin de orada bir iddiası var. Orta Çağ'dan bahsetmişken şunu söylemeden geçmeyeyim. Mesela bir işte İstanbul'daki 4. Haçlı Seferi, o Latin istilası. Bulgar kralı İstanbul'a geldiğinde, yağma yaptığında diyor ki, biz buraya geldik, Bizanslılara diyor bunu. Biz buraya geldik çünkü siz bizim vatanımızı yıktınız. Vatan neresi? Latinlerin vatanı Troya. Siz bizim topraklarımızı yıktınız. Biz de o topraklara tekrar geldik ve şimdi sizi böyle cezalandırıyoruz. Bu çok önemli bir detay çünkü Fatih Sultan Mehmet'in o 1462'de söylediği, bu kentin öcünü aldığım hikayesinde aynı anlatının devamı. Yani Bizans'ı, Troya'yı yıkan Yunan görmek ve ardından Latin Papa'ya da mektup yazmak. Biz seninle kuzeniz diye. Yani kuzenlik nereye dayanıyor? Aynı yasa dayanıyor. Rönesans'ta Avrupa'da o kültürel kimlik ağırlık kazanıyor. 19. yüzyıl kırılma anı. Neden? İşte ulus devletler süreci çıkıyor. Orada işin içine arkeoloji ve tarih birer mekanizma olarak giriyor ve burada farklılaşmalar ortaya çıkıyor. Yani arkeolojiyle beraber ata seçmede batıda bir Yunan ata seçme ihtiyacı duyuluyor. Fakat burada o zaman senin Troyalı atana ne oldu? Araya birazcık mesafe koyuyorsun. Yani çünkü kimlik dediğin şey seçiliyor ya da yazılıyor. Ve 20. yüzyılın başında işte 1. Dünya Savaşı'nda ne oldu? Aslında Troyalı Brutus'un torunu olduğu tarihini, histografiyasını yazan İngilizler gemisine Agamemnon adı verdi ya da gemisine Tahta At adı verdi 1. Dünya Savaşı'nda buradayken. Kimlikte kırılma olduğu anlardan bir tanesi bu oldu. Peki güncelde nasıl durum? Hemen şeye bağlayalım. Şimdi 1995 yılında bir Clinton'ın Kuzey İrlanda'da yaptığı bir konuşma var. İngiltere ve Kuzey İrlanda arasındaki işte bu terörize olaylar sebebiyle. Orada bu çatışma anını yatıştırmak, orada bir ara buluculuk yapmak için The Cure at Troy diye bir şey okuyor. Şiir okuyor. İşte Troya tedavisi gibi falan diyelim. Ve işte şiirin o mealen o kısmında diyor ki, tarih mezarların kenarında duruyorsun. Sana tarih umut etme der. Ama bir gün öyle bir dalga gelir ki adalet tekrar ayağa kalkar. Umut ve tarih kafiyelidir birbiriyle. Yani hiçbir zamanda o geçmişten umudunu kesme diyor der. Bu 1995'in Kuzey İrlanda'sında Troya'dan esin almak ne? Niçin buna ihtiyaç duyuldu? Çünkü sonra da Yunan atayı seçti ya kendine ama hala o Troya kültürüyle bir arada durmaya çalışmak. Bu şiir sonra Amerika'da bir daha okundu. Yani tabii çok kez okunmuştur ama ünlü konuşmacılardan bahsediyoruz. 2009 yılında Barack Obama'nın seçim kampanyasında Yes We Can diye bir şeyle, sloganla çıkmışlardı. Biden da o ekipteydi. Biden seçim konuşmasında, Barack Obama'nın seçim konuşmasında Cure at Troy o şiiri tekrar okudu. Ve hatta şiirin aynı kısmını okudu. Bir ilham merkezi olarak Troy'u görmek adına. Güncel ikon, Amerika üzerinden gitmişken devam edelim.
Güney Carolina Üniversitesi'nde spor tesisinin önünde bir şey var. 1930'larda diktikleri bir heykel var. Trojan diye. Hatta onu üniversite kamerası hep o noktaya çekiyor. 24 saat izlenebiliyor. Kameranın adı Tommy. Tommy Trojan diye bir şey isim takmışlar. Şimdi 2007 yılında da o heykelin yanına şey takıldı. Hekabe'nin heykeli getirildi. Ben bu arada hemen bir şarj kablosu bağlayayım. Çok süratli. Tabii. Ve 2007 yılında da Hekabe'nin heykeli oraya kondu. Peki bir Amerikalı için kimliğini Yunan kimliğiyle ilişkilendirmek, antik Yunan kimliğiyle ilişkilendirmek tarihsel süreç içerisinde önemli hale gelmişken niçin işte orada şey kullanıyorsun bir Troyalı heykeli ya da 2007 yıl yani hani heykelin artık toplumsal kullanımında bir aşınma var öyle değil mi işte hani parkta meydanda falan 2007 evet. yılında gidip Hekabe'ye getiriyorsun hatta bu tartışma oldu orada niçin işte orada akıllı kahraman yok sonra o tartışmada şöyle bir boyutlanma oldu dediler ki bir spor takımı işte tahtat gibi bir hileyle savaş kazanan bir spor takımı olabilir mi? Ya da yere düşmüş, ölmüş rakibinin vücudunu sürüyen, ona işkence eden bir spor takımı olabilir mi? Yani bunu kendini idealize eden olamaz. O zaman biz ailesine sadakat, işte bulunduğu toprağa sadakat ve toprağı korumak konusunda onurlu mücadele gösteren işte kahramanlar bizim kahramanımız olabilir. İkonik durum devam ediyor. Daha başka bir şey bugün Amerika'da en çok satılan hatta pazarın %70'ine hakim kondom markasının adı. Hani bir yandan da bu işte kopuk ürünleriyle yer adlarıyla bu hikaye devam ediyor. Batı kimliğinin şekillenmesinde bugün var olmasında çok önemli bir hikaye. Bundan 2-3 yıl önce bir sunum hazırlamıştık. Yani şimdi böyle bir Troya imajı var dünyada. Böyle popüler, biliniyor, tanınıyor. Bunun üzerinden kimlikler inşa ediliyor. Kimin Troya'sıydı o şeyin adı, sunumun adı? Biz bu işin neresindeyiz? Merak ettiğimiz ve cevap bulmak istediğimiz şey Canan bu oldu. Yani çünkü bu bizim müzede geliştireceğimiz söylemle çok alakalı. Yani biz evet. bu ören yerinin yanı başında duruyoruz. Çıkan eserleri depolayacağız. İşte vitrine birkaç seramik koyacağız. Ve turnikeler dönecek, ziyaretçi oradan geçecek mi? Müzenin işlevi sadece bu mu? Yoksa bu müze bir kuruldu, bunun bir amacı var. Bulunduğu bölgede, topraklarda bir söyleme ihtiyacı var mı? Yani biz dünyanın çok iyi bildiği Troya'yı bakın sizin için güzel bir müze yaptık. Ne güzel mimarisi var. Ve gelin onu ören yerinden, ören yerinde çok iyi algılayamıyordunuz. Gelin burada daha iyi algılayın mı? Yoksa bizim bir Troya fikrimiz var mı? Yani hikayenin içerisinde söylenmedik bir şey var ve biz şimdi size onu göstermek istiyor muyuz? Kimin Troya'sı meselesi buydu ortaya çıkışı. Ve orada kimliksel bağlam üzerine çalışmaya başladık Canan. Yani burada şeyi geçip artık işin müzecilik kısmını da geçip arkeolojik kayıtlar üzerinden nasıl algılandı? Yani mesela arkeolojik kayıtlar üzerinden bir sorunsal. Bugün tüm dünyada kabul edilen Anadolu gri seramiği diye bir şey vardır Tunç Çağı'nda. Ama bu uzunca yıllar Troya'dan çıkan bu seramiklere
gri işte minyas, gri miken seramikleri dendi. Evet. Çünkü üzerinden kimlik oluşturulmaya çalışılıyor. Ya da arkeolojinin ilk defa Troya'da tanıdığı bir mimari tip vardı, Megaron. Ama uzunca süreler bu mimari tipin buradan çıkabileceğine inanılmamış olduğunu. Evet, yani Miken topraklarından çıkmış olmalı. Daha öncesi var mı? Yok. Ama daha öncesi hem Troya'da var, işte Beyce Sultan'da var. O zaman birileri kültür yapıcısı olmak konusunda kuvvetli bir iddiada bulunuyor. Ve arkeolojik ve tarihsel kayıtları büküyor. Evet. Kimin Troya'sı sorusuna vereceğimiz cevabın içinde şu yoktu. Bu benim ya da senin değil. Bu hepimizin olabilir. Ama orada sonuçları bükmeden, var olan üzerinden, politik bir okumaya girmeden bir şey yapılabilir mi? Arkeoloji bizim orada ilk başvurduğumuz ve o kırılma anlarını yakalamaya çalıştığımız yer oldu. Şimdi burada izninle bir araya gireceğim. Şimdi sözünü ettiğimiz konu, senin de az önce 3 grup altında başlıkladığın gibi ve tarihte yüzyıllara sari bir biçimde bugüne gelen bir gerçeği gösteriyor bize. Fakat bizim içe bakışımızı değiştiren bir durum var. Şimdi birazdan onu biraz konuşmak, açmak istiyorum ama şunu nasıl söyleyebiliriz? Troya ile ilgili tarihe, sanat tarihine ve bunları anlatmaya yarayan nesneye, bilgiye, belgeye ve tüm dünyaya yayılmış izlekler var. Canan takıldı. Biz bunların gibi bir sesimi alabiliyor musunuz? Şimdi alabiliyoruz Canan. Ne kadarını duyuramadım bilmiyorum ama. Şeyde, izlekler var dedik. Dünyaya yayılmış. Evet. Evet. Eğer biz tarih, sanat tarihi, müzeoloji gibi bilimlerin uzmanları değilsek bunların peşine tek tek düşmemiz mümkün olmayacak. Hem buna vakit yetmez hem de biraz da uzmanlıkların açabileceği konular bunlar. Şimdi tam da bu noktada müze devreye giriyor. Yani müze bunların bir arada okunabileceği bir bellek mekanı oluşturuyor. Bir bağlam ve bir hikaye oluşturuyor. Az sonra onu konuşmak istiyorum. Müze koleksiyonundaki iz düşümü nasıl Troya, Çanakkale kentinin? Çünkü şimdi biz bir kent müzesinden bahsettiğimizi söyleyemeyiz. Biz bir arkeoloji müzesinden bahsettiğimizi de söyleyemeyiz. Çünkü mevcudiyet bunların sınırlarını açıp genişleten bir durumda. Bu isimlerin içine sıkışmaktansa Troya'nın kendini anlatması için hem müze, hem bu coğrafya, topos, hem öğren yeri birlikte nasıl işliyor ve müze ziyaretçisi bunu nasıl alıyor, bu ziyaretçiye nasıl sunuluyor? Canan, harika bir tespit yaptık. Binlerce yıldır anlatılmış bir hikaye. Dediğin gibi biz şimdi bunun arkeolojik kaydının peşine düş, sanat tarihi kaydının peşine düş. Bir müze bunların hepsini gerçekleştirebilir mi? Bunu yapabilir mi? Orada işte bilimin, bilim adamının, işte sanatçının, herkesin sorumluluğu var. Müze, bu Foucault'un, ben heterotopya kavramını çok seviyorum. İşte tıpta kullanırken yer değiştirmiş organlar için kullanıyor. Foucault bunu işte müze, sinema, tiyatro için kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Troya'da kazı yapıyorsun. Çıkan Megaron 2 ile 102 oğlu evin yerini değiştiremezsin. Evet. Kazıda çıktığı gibi. Ama müzede zamansal ve heterotopya tam da budur. Yani kalp solda olmaması lazımken sağda doğmuş. Ama müzede zaman ve mekanı fark etmeden bu nesneler ve anlatı arasında bir ilişki kurabilirsin. Kurduğun ilişki burada belki bir arkeoloğun, belki bir sanat tarihçinin, bir bilim alanının orada
yürüyeceği zamandan daha kısa sürede bir iş geliştirebilirsin. O iş söylev geliştirmek. Şimdi yakında bir tarihte Fikri Işık Hoca Fahri Işık Hoca pardon kıymetli hocamız Habertürk'teydi. Orada Fahri Hoca'nın da işte konuyla ilgili derdi var. Yıllardır büyük emek veriyor. Dücane Bey dedi ki ya hocam dedi hani bilimi söylem yıkar dedi. Yani söylemi bilimle yıkamaz. Söylemi bilimle yıkamazsınız dedi. Yani söyleme söylem geliştirerek yıkabilirsiniz dedi. Müzenin bence burada evet bu hikayelerin her bir bu arada ona düşmeye çalışıyoruz. Yani işte müzede doktorası, yüksek lisansı yapanlar oldukça yoğun ve bu noktaya yoğunlaşmaya çalışıyoruz. O konuda öyle bir gayretimiz var. Ama söylem geliştirme gücünden kuvvetli faydalanmaya çalışıyoruz. Şimdi birazcık da böyle daha güncel meselelerle de açıklayarak yakın zamanda ekranlara bir balıkçıyla Yunan sahil güvenlik botundaki şeyin polisin bir diyaloğu yansıdı. Şimdi onu böyle bir anımsamaya çalışırsak sahil güvenlik diyor ki git buradan. Hı hı. Sahil güvenlik aslında navigasyonuna baktığında orasının uluslararası su olduğunu görüyor. Evet. Bunu biliyor. Yani burada bir hata olmamalı. Neden böyle yapıyor olabilir? İkincisi bu bir Amerikan askeri gibi bir üstünlük duygusu olmamalı. Yani ben güçlüyüm döverim gibi bir şey hissediyor olmamalı. Bana kalırsa bunun cevabı bizim bu alanda mevcut. Mesele şu. Ege'nin oradaki kültürün yaratıcısı olduğunu düşünüyorum. O coğrafyayı var eden yaratıcısının o olduğunu, diğerinin ise işgalci olduğunu düşünüyorum. Diğerinin bu topraklarda olmadığını düşünüyorum. Niçin? Çünkü diğeri de yani biz de bu topraklara geldiğimiz zaman dilimine bir kronoloji yerleştiriyoruz. İşte ona 1071 diyebiliriz. Çok süratli geçeyim Can'ın oralardan da. Yunanlı balıkçının aslında bireysel kimliğine içkin bir kültürel kimlik var. O toplumsal bellekten gelen bir kimlik. Aslında konuşan, tepki veren ya da vermeyen tam olarak bu değil mi? Yani o aidiyet duygusuyla açıklayabileceğimiz bir şey. Kesinlikle tam olarak bu. Yani ben orada işte adamın navigasyonu ya da ben işte bunu şöyle de, değil. O toplumsal belleğin orada bir yansıması. Sen burada değilsin diyor. Sen bu denizi sen yaratmadın, bu dağı sen yaratmadın, bu kültürü yaratmadın. Bakın arkeolojinin ve müzenin etkisine bakın. Bu megaronu sen yapmadın, gri seramiği sen yapmadın. O hafıza silinip gitmiyor işte. O hafıza balık tutarken orada ortaya çıkıyor. Şimdi orada da bizim çok kuvvetli bir hatamız var. Ki daha iyi deneyimlere sahipken yani 12. yüzyıl, 13. yüzyıl, 14. yüzyıl gelelim. Bir Arap seyyah İbn Batuta mı tam emin değilim. Değil sanırım Keykubat'la çünkü. Keykubat'a diyor ki Selçuklu'ya geldiğinde kardeşim diyor ya niye bu çanlar çalıyor? Niye Hristiyanlar sizin gibi ata biniyor? Neden kıyafetleri farklı değil? Yani farklı bir coğrafyadan geliyor ve Anadolu'yu algılamakta, o çok sesliliği algılamakta zorlanıyor. Sonra diyor ki ya bunların çanını çaldırma, kıyafetlerini değiştir. Neden bunu diyor? Anadolu'da Orta Çağ'da kimlik, Rumilik, Rumi'nin içinde Müslüman da var, Türk de var, Hristiyan da var. Tüm bu kimlikleri. Ama çok hızlandırarak gelelim. 16. yüzyılda farklılaşıyor. Daha da hızlandıralım. 19. yüzyılın başında ya bu imparatorluk gidiyor nasıl gitmesin? Osmanlıcılık. Herkesi tutalım. Azınlıklar yemiyor tabii. Diyor ki bak ulusalcılık falan biz ayrılacağız. Tamam bu olmadı ne yapalım? Şimdi kimlik seçiliyor. İslam. İslamcılığı seçelim. Sonra görülüyor ki senin kadar meraklısı olan da pek yok. O da olmadı. Sonra Ziya Gökalp'in Türkçülüğü kültürel temele dayanması sebebiyle o çağ için, o dönem için
iyi fikir sayılabilir. Ama o da diğer grubu reddediyor. Önemlilerden bir tanesi Ziya Ülke'nin 1917'deki Anadoluculuğu, kırılma anlarından birisidir. Çok az bilinir ama bugünü de etkileyen bir hikayedir. Ziya Ülken diyor ki, Ziya Gökalp'in Türkçülüğüne büyük Türkçülük diyor. Ülken de diyor ki küçük Türkçülük lazım. Küçük Türkçülük ne? Ya Orta Asya'daki kelimeyi bak şu harfi anlar mısın? Şu kültürü anlar mısın? Anlamam. O zaman biz bu topraklarda yaşıyorsak gel bu topraklara kök salalım. Anadoluculuk fikri bu. Fakat 1071 ile başlatıyor. 1071 öncesi yok. Şimdi önceki bu toprağın yaratıcıları nerede? Cumhuriyet Ziya Gökalp'in Türkçülüğünü alıyor. Sonra Birinci Dünya Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda şeyler var, söylemler var. Söylemler ne? Sen burada daha yenisin, git. Daha eski olduğunu göstermek için arkeoloji, Hitit. Şimdi Hitit var ortada. Orta Asya var. Ortadaki coğrafyayı kapatabilmek için de Sümer'le bağlıyor. Yani işte o kelime ortaklıkları, arkeolojik ortaklıklar falan bir sürü şey. Fakat Cumhuriyet'teki Türk tarih yazımı da toplumdaki İslam kimliğini bana kalırsa bir miktar kaçırıyor ve bu hep biçilmiş kimliklerin hiçbir zaman tam alıcısı olmuyor. 1071'in üstünü biç, altını biç. Sonra Mavi Anadolucular geliyor. Şimdi Mavi Anadoluculuk meselesi içinde sadece Azra Erat'ın, A. Kadir'in İlyada çevirisini çıkartmış olsa misyonunu başarıyla tamamlamıştır. Harika bir iş ama o da 1071 öncesi Anadolu var. Bu uygarlığın yaratıcısı benim. Bak nasıl ortaklıklarım var, çok doğru ama sonrası yok. Şimdi çok bilinmez Arif Müfit Mansel ile 40'larda bir müfredat yazdırıyorlar. %70'i Türkistan öncesinden oluşuyor. Ardından büyük tepkiyle o müfredat kaldırılıyor. Hatta İbrahim Kafesoğlu'nun falan şeyleri var. Diyor ki ya bu hümanistler işte bizim tarihimizi mahvetti falan. 70'lerden itibaren de daha ziyade Türk İslam bakış açısı işte o şeyle beraber 80'lerde Özal'la beraber hani o daha da siyasallaşan işle beraber kimlik seçiminde bu giriyor. Şimdi biz de sanat tarihine girin. Sanat tarihinde diyor ki İslam öncesi Türk sanatı, İslam sonrası Türk sanatı. Ya Fransa'ya bakın bakalım ya. Hristiyan öncesi, Hristiyan sonrası mı var? Yoksa onun içinde Troya'da mı var, Hristiyanlık'ta mı var, Rönesans'ta mı var? Bizim temelde Canan bunu belki birazcık uzun ve sıkıcı anlatmış olabilirim ama kimlik seçimimizde kimliğimizi seçerken bir budama hatalı yaptığımız bir iş olduğunu düşünüyoruz. Ya bu başlı başına bir tartışma konusu elbette. Hı. Çünkü kimliğin inşası ulusun inşasıyla başat giden bir süreç ve ulusun kimliği, hı, inşa etmek için kullanmayı seçtiği kültürel kökler bizim bugün bir ucundan diğer ucuna çekip bitiştirmeye çalışarak bir bütün elde etmeye çalıştığımız, hı, çabanın ta kendisi. Ama tabii, hı, ki bunun yansımalarını, iz düşümlerini nasıl temsil edildiğini konuşmak yine elbette bizlerin işi tartışmak. Ve fakat bunu süreli vaktimiz içinde yapmamız çok mümkün olmayacak. Belki bunu tekraren bir program, hı-hı, haline getirebiliriz. Çünkü gerçekten bunları konuşmamız da gerekiyor. Sergi alanları bize her şeyi anlatmaya imkan sağlamıyor sınırlı metrekareleri, hı-hı, nedeniyle. Ama tabii şimdi sözü açmışken bağlayalım. Bunu müzenin koleksiyonuna bağlayalım. Bir soru geldi. Onu da hemen o sırada, hı-hı, eklemek isterim. Chat'ten yazmışlar, YouTube'dan gelen bir sorumuz var. Bir de hemen şunu hatırlatayım. Biz programı 19.30-21 olarak belirledik süresini. Fakat devam etmek isteyenler olursa biz sohbet etmeye devam edebiliriz. Onda bir sıkıntı yok diye biliyorum. Sevgili moderatörlerim bu konuda yanlışsam beni düzeltsinler. Ama yani süremizi iyi kullanmaya ve sonunda, hı-hı, da sorular için vakit ayırmaya çalışacağız. Hatta arada da soru olursa alabiliriz ama Rıdvan, yani senin tercihin, hı-hı, sonuna bırakmaksa ben ona uyar, o şekilde modere etmeye çalışırım. Hı-hı. Nasıl istersin? Hemen bu noktayı şununla şey yapayım.
Bazen bu kimlik meselesi üzerinden konuşulduğunda şu oluyor, ya bu çağda mı, kimlik mi falan filan. Cemal Kafadar'ın çok güzel bir lafı var, diyor ki milliyetçilik bize nanik yaptı. Yani hani oldu bitti işte küreselleşme falan filan derken işte pandemiyle birbirlerinin sınırlarından maske çalan şeyler oldu, hikayeler oldu. Kimlik meselesi her zaman önemli. Müzelerin bu açıdan bir önemi var ve bizim burada asıl yapmaya Turey Müzesi'nin misyonlarından bir tanesi şudur. Burada birazcık da geç kalmışlığı tamamlamaya çalışıyoruz. Yani müzenin insanlara göstermesi gereken şeylerden bir tanesi de ya bak kendini tanı. Bu sen doğmadan önceki sen. Sen doğmadan önceki bu toprak. Onu tanımak. O zaman ben onu doğru tanıtabilmek istiyorsam hem doğru çalışmam hem doğru söylem geliştirmem lazım. Kimlik meselesi Turea Müzesi'nin bulunduğu coğrafyada üzerine önemli eğildiği bir nokta. Çünkü sadece yerli ziyaretçisi için değil, yabancı ziyaretçisi için de bükülmüş ve doğru algılanmaktan uzak alan bölümleri öne çıkartmaya hedefliyor. Hemen sergi kısmına geleyim. Bu işin sahne arkası ya bir de. Bazen şeyler de olsun burada. İtiraflar da olsun. Şimdi müze sergisi biliyorsun ben müzeye sonradan katıldım. Yani müze açıldıktan sonra katıldım. İşte yani hep daha iyisi, hep daha başkası vardır ama bugün müze sergisine ben böyle bakmazdım. Niçin? Ben mesela kronolojik sergi dayatmasını hiç sevmiyorum. Doğru bulmuyorum. Yani çünkü kültürü periyotlara bölüp, bu paleolitikçe, şimdi buradan çıktık, tamam mı? Arada bir duvar var. Şimdi neolitiğe geldik. Evet. Neolitikten çıktık. Hatta bunlar senin müzende yoksa başka müzeden ödünç alma hikayesi falan. Hayır. Mesela neyi merak edelim? Ekmek nasıl üretiliyor? Ben ekmek nasıl üretilir üzerinden, yani mesela üretim ekonomisi üzerinden bir sergi yaparsam, onun içinde Tunç Çağı'nın, Turya'sının kubbeli fırını da görürüm. Onun içinde Tevfikiye Köyü'ndeki bugünkü ekmek pişirme teknolojisinde işte sanayi devrimi geldi, elektrik geldi falan filan, bunların hepsini görürüm. Yani mevcut haliyle işte burada bir hikaye paylaşmaya çalışıyorum. Ama paylaştığım hikaye gibi bir sergimi var. Kimi bölümlerinde evet, kimi bölümlerinde hayır. Ama kimi dokunuşlarla, mesela yakında belki böyle bir ay içerisinde bir inşallah küçük tek eserlik bir sergimiz açılacak. O dokunuşlarla o hikayeyi işlemeye, bu anlattığım kısma, yani topluma, ya bak sen 1071 öncesinden sana bir şey göstereceğiz ve bu sensin. Yani aynadaki perdeyi kaldırdık. Gel bir bak, yani bununla senin bir tanışıklığın var. Senin hikayen buraya da uzanıyor. Buna da bak ve buna uzanmış olması senin başka hiçbir kimliğini eksiltmez, noksan yapmaz. Tabii tüm bunu da yaparken ince bir hat üzerinde yürüdüğümüzün farkındayız. Buradaki söylem şovenist bir söylem olmamalı. Yani buradaki söylem İtalya'nın Aeneas kökenine duyduğu bağı zedeleyen, onu yok sayan bir şey olmamalı. Bu hepimizin Turya'sı olsun ama bizim neden az olmuş orada yetişme gayreti diyebilirim buna. Yani dolayısıyla biz kendi heterotopik müzeciliğimizi, heterotopik Turya'mızı oluşturmaya çalışıyoruz diyebilirim. Evet. Meslekle ilgili konuşmalarda ve programlarda benim mesleksel bakışımın da hareket noktası anlatılan senin hikayendir
mottosu Marx'tan alıntılayarak söylüyorum. Müze bir hikaye anlatıyor bize. Bu hikayeyi bize, bizim hikayemiz olarak nasıl anlatıyor? Yani ben kendimi müzede nasıl konumluyorum? Bir ayağım bugün de müzenin içindeyken, diğer ayağım müzenin bana toplayıp getirdiği tüm o tarihsel bilgiyi, tüm o estetik hazzı ve tüm o merakı nasıl sunuyor? Burada elbette ki sözün başında dediğin gibi bugünün algısı ve bakışınla, şimdiki tecrüben ve birikiminle kurguyu böyle yapmazdım dedin. Kurguyu böyle yapmayalım mı zaman içinde sık sık kendimize söylememiz de gerekiyor zaten. Oradaki değişiklikler ihtiyaç halinde elbette yapılabilir ve yapılması da gerekir. Doğrusu da bu müzenin yaşayabilmesi için. Fakat şu anda az önce de gelen soruyla birlikte sormak istiyorum. Hemen chatten okuyayım. Müzenin koleksiyonunda kentin, Troya'nın, Çanakkale ve Troya'nın koleksiyona iz düşümü nasıl Çanakkale'liye ve dünyaya aynı anda ulaşabiliyor mu? 2018'e dek anlatılmamış hangi hikayeyi anlatıyor diye sormak istiyorum. Chatten gelen soru da sergileme tarzını seçerken nelerden yararlandınız? Hangi müzeler ve neler etkiledi sizi? Batı'da ve Doğu'da aynı sergileme stiline sahip başka müze var mı? Saadettin Budak'tan gelmiş soru. Sanırım stil derken müzeolojik ve müzeografik tasarımın uygulanmasından, burada ilham aldığınız şeylerden ya da yerlerden haberdar olmak için soruyor. Evet. Yani koleksiyon ve koleksiyonun yansıtılması konusunda büyük bir zorluğumuz var aslında. Önümüzde engelimiz var. Kültür Bakanlığı müzelerinde biliyorsun arkada bir müze müdürlüğü var. O ilin ismiyle kurulmuş. Ve çoğunlukla da yine o müdürlük adında da müze olur. Yani diyelim ki işte Sakarya Müze Müdürlüğü, Sakarya Müzesi adını alır. Evet. Kimi zaman da bizim örneğimizde olduğu gibi arkada Çanakkale Müze Müdürlüğü durur. Yani Çanakkale Müze Müdürlüğü diye niye kastediyorum bunu? İldeki tüm koleksiyonu toplama görevi bu müzenindir. İşte o kanunun da verdiği yükümlülüklerle işte koleksiyonu seçtiğiniz de olur az miktarda. Çoğunlukla seçemediğiniz kanunla toplanın işte yakalamalarla, kaçak kazılarla falan. Zor alım. Evet. İldeki her şeyi alırsınız. O il adıyla müze açma şeyi aslında bende hepsi var demenin belki de bir modeliymiş zamanında. Ama bizde bu ildeki her şey varken bir tematik hat var şimdi. Yani Asos da var koleksiyonda. Troas da var koleksiyonda, Parion da var koleksiyonda, 1915 savaşları da var koleksiyonda ve müzenin adı Troya. Yani şimdi bunlardan hangisini yani koleksiyonumda her şey var, her şeyi eşit sergileyip her şeyi eşit anlatmalı mıyım? Hayır, bu müzenin adının Troya seçilmesinin bir sebebi var. Troya Ören Yeri'nin yanında yapılmış olmasının bir sebebi var. Burada bir denge kurmak zorunda mısın? Bu ikincisi. Dolayısıyla bu ikinci denge meselesinde bir mücadele veriyoruz. Çünkü temelde evet 2011 yılında bu yarışmaya çıkan idarenin karar vericilerinin görüşleri Ören Yeri'nin yanında ve Troya tematik ismiyle bir müze, bu bir seçim. Bu seçimin mutlaka gerekçeleri var. O gerekçeleri yerine getirirken de müzenin bir bölümünde sürekli sergide seçilmiş bir alan var. Tüm Çanakkale'den, tüm Troas bölgesinden bahseden ve Troya hikayesine bir giriş gibi. Fakat o tercihin mevcut haliyle yeterli olmadığını düşünüyoruz. Tüm temsili anlatmakta çünkü bir de şöyle bir şey var. Biz Troya konusunda Troya özelinde daha gelişkin bir sergilemeye sahibiz. Ama ben hep Asos'u iki vitrinle mi şey yapacağım? Asos hikayesi hep o sabit iki vitrin mi? Bir de sürekli sergi. Parion hep sabit iki vitrin mi?
İşte 1915 orada olamayacak mı? Kronolojiyi yıkmak meselesine o yüzden çok inanıyorum. Bunun yeterli olmadığını düşünüp şimdi şöyle bir çalışma hevesimiz var. Büyükçe bir geçici sergi salonumuz var. Burayı yılda 6'şar aylık periyotlarla dönem uzmanlarından, kazı başkanlıklarından bilimsel bir destek alıp bu ay, bu sene 6 ay biz ASOS'ta neyi anlatacağız? Yani kadını, yemeği, içmeyi. Dolayısıyla o sergi, geçici sergi salonunu kendi içimizde, yani dışarıda kiralama hikayesinden falan daha çok kendi hikayemize tüm bölge temsilini birazcık daha arttırabilmek için bir kullanıma girmeyi düşünüyoruz. Sergilemede dünyadaki örnekler işte ne bakılıyor falan, bir kısmının orada da şöyle gireyim, işte belki hani bilmeyen dostlarımız için de Kültür ve Turizm Bakanlığı müzecilik mevzuatının bir kısmı 90'larda oluşturulmuş, işte 80'lerde oluşturulan birçok şeyi var. Değiştirilmesi konusunda genel müdürlüğün çok büyük bir gayreti var. İnşallah çok daha yeni bir yüzde ortaya çıkacak diye tahmin ediyorum. Biz de sergilemede az önce anlattığım şey der ki eserler mümkün olduğu ölçüde kronolojik olarak sergilenir. Burada bir ölçüde buna da uyulmuş. Ben bunun bugünkü müzecilik sınırları içerisine uymayan, uygun olmayan bölümlerinin olduğunu düşünüyorum. Yeni sergi mobilyası, yeni ışık, yeni iklimlendirme ama sergi anlayışının böyle birkaç adım geride kaldığı noktalar var. Yani o yüzden dünya ölçeğinde şudur demek istemiyorum. Derdini çok iyi anlatan bölümler de var. Biz orada tamamen hikaye özelinde ve tematik özelde zamanla adım atıp orada değişmeye, dönüşmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Müzeyi ziyaret eden ve şu anda bizi dinleyen konuklarımızın gözünün önüne gelecektir. Koleksiyonun bütünlüklü anlatısının bir araya getirilip ziyaretçiye sunulmasında kullanılan taşıyıcı ve taşıyıcı malzemenin, sergileme materyalinin, işte bunların içinde vitrinlerden de elbette söz edeceğiz, işte grafik anlatılardan da söz edeceğiz. Hepsi çok profesyonelce ve derdini anlatır biçimde ziyaretçiye ben buradayım demeden nesneyi ve onun bilgisini öne çıkararak sunan iyi tasarlanmış mobilyalar ve fakat onların statikliği de elbette az önce Rıdvan'ın sözünü ettiği gibi kronolojinin esnetmeye, ona yeni saplamalar yapmaya ya da onu eğip bükmeye, yeniden kurmaya imkan vermiyor. Onun mobilyanın hantallığı da elbette bizim için sorunlardan bir tanesi. Ama süreli sergilerle bu dinamizmin kazandırılabileceği gerçeğinin hepimiz evet, farkındayız. Şimdi yayın başlamadan önce konuşuyorduk. Sergilerle ilgili güzel bir program var sanıyorum. Bizi o konuda biraz bilgilendirir misin? Onun hemen ardından biraz binadan da söz edeceğim. Hı hı. Sergilerle ilgili meseleye girerken bu 1911'e de girmiş olayım mı Canan? Yani lütfen. Çünkü onunla da bir şey var, irtibatı var. Müzenin kuruluş tarihini 1934'e tarihlemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam ama. Şu anda 1911'e mi tarihlendi? Evet, 1911'e tarihlendi. O zaman oradan başlayayım. Müzenin içinde birçok boyut var. İşte uzunca şey anlattık. Kimlik anlattık. Söylem burada vatandaşın gördüğü. İşte arka planda müze kayıtlarının, envanter kayıtlarının uygun hale getirilmesinden İşte orada onun dijital platforma geçmesine başka bir hikaye var. Odaklandığımız noktalardan bir tanesi de Çanakkale'de kurumsal müze tarihini
araştırmaya giriştik. Girişmemizin nedeni de şu oldu. Bizim kuruluş tarihimiz 36, 32, 34 ve 35. Yani birçok yayında... Bayağı şanslı rakamlar gibi tınlıyor bunlar. Evet, yani o 32'den başlıyor. O 36'ya kadar gidiyor. Ve bu burada o zaman bir problem olduğu belli. Hı-hı. Ve biliyoruz ki Osmanlı müzeciliğinde, müzeciliğin ortaya çıkışıyla arkeolojinin ortaya çıkışı hikayesinde de çok büyük şey var. Bir birliktelik var. Burada Truva kazıları da önce başladı. Dolayısıyla buradaki müzecilik seyrinin Truva kazılarıyla bir paralel durumu olabilir mi diye bir merakımız oldu. Hı-hı. Ve Hamit Zübeyir Koşay'ın en erken bahseden odur. Çanakkale Müzesi işte 1911 yılında kurulmaya çalışıldı ama bunun kuruluş belgesi yok diye bir yazısı vardı ve ardından devlet arşivlerine giriştik. Hamit Zübeyir Koşay'ın bahsettiği belgeyi ve daha fazlasını bulduk. Ama dediği noktada bir eksiklik kalıyordu. 10 bin kuruş para isteniyor. Şey için İdadi Lisesi'nin yemek İdadi Lisesi müze yapılmak isteniyor. Ama sonra o belgeler yok. İstanbul Arkeoloji Müzesi arşivinden çıkan bir belge sorunu tamamen çözdü. 1911 yılında Theodor Makridi Bey Çanakkale'ye geliyor. Dönemin mutasarrıfı Atıf Bey Müzesi kurmak istiyor. İtaat Terakici. Theodor Makridi Bey de diyor ki ya bak şu eserlere bak ne durumda. Önce biz bu müzeyi kuracağız. İdadi Lisesi'nin 116 metrekarelik salonunu seçiyor. Camlarına parmaklıklar taktırıyor. Eserlere temizlik yaptırıyor. Çünkü okul müdürü boyamış. Sarıya ve maviye. Fenerbahçeli galiba. Orada bir konservasyon yaptırıyor. Yani şimdi bu belgeleri bulunca dedik ki ha tamam müze bir şey hayata geçiyor. Çünkü bir kurumun kuruluş tarihini kurum tarihiyle oynamak bu kadar kolay değil. Yani çıkıp ve basına bir demeç ver ve ne güzel geri çektik değil. Bunun çok sağlam belgelere dayanması lazım. Ve Temmuz 1911 yılında Çanakkale Müze Şubesi'nin ilk kademesi Hamza Ağa'da atanıyor. Okul müdürü, müze şube müdürü, çok ufak Osmanlı'daki teşkilatlanmadan bahsedeyim. İstanbul Arkeoloji Müzesi zaten var, Müze-i Hümayun zaten var. Müze-i Hümayun dışında ilde kurulmuş bir müze varsa müze şubesi adı. Hı hı. 1911 yılında hademesiyle, müdürüyle, mekanıyla hatta kitaplık yeri seçiliyor, kitap gönderilecek. Hademesinin aldığı maaşla bu müze şubesi kuruluyor 1911. Fakat ardından 1912 Mürefte depremi, 1914 Balkan Savaşları, 1912 Balkan Savaşları, 14 Birinci Dünya Savaşı çok kırıcı bir, yani kentte yaşam bitiyor. Hani bırakın müzeciliği. Kuruluş belgesi 1911. Daha eskiye gidebilir miydi? Daha eskiye giden elimizde öyle de yorabileceğimiz belge de vardı fakat doğru olmadığını düşündük. Daha eskiye giden belge de şu. Bundan da burada ilk defa bahsetmiş olacağız. 1896 yılında tam olarak belgedeki geçen ifadeyle söylüyorum. O tarihte Çanakkale'nin adı Kale-i Sultaniye. Kale-i Sultaniye Müze Fahri Memurluğu'na Eyüp Sabri Efendi işe alınıyor. 1896 yılında. Şimdi bunu tartıştık. Dedik ki 1896 Çanakkale Müzesi'nin kuruluş tarihi olur mu? Bu adamın unvanı ne? Kale-i Sultaniye Müze Fahri Müze Hümayun Fahri Memuru. Yani İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin burada görevlendirdiği memur. Bina var mı? Yok. Koleksiyon var mı? Yok. Ve bu adam İstanbul Arkeoloji'nin memuruysa biz buna Çanakkale Müzesi'nin kuruluş tarihi diyemeyiz.
Çanakkale'de müzecilik tarihinin başlangıcı ile ilgili Çanakkale Müzeciliği için referans tutabiliriz ama Çanakkale Müzesi'nin kuruluş tarihi diyemeyiz dedik ve mesela orada hani bazen hissediyorum hani sanki ne kadar erkene gitsek daha güçlü olacağız ya da onu iddia ediyormuşuz gibi değil. Biz kurumsal olarak bir müze binası, müze memuru, müze koleksiyonunu esas alıp bu tarihi ortaya koyduk. Burada bu arada hani tüm müzeci dostlar için de ya da bu konuda ilgilenenler için de bir şey olur. Neden bu tarih doğru bilinmiyordu? Canan, bu önemli bir sorun. Çünkü bunu araştırırken 3-4 müzenin tarihinde daha ciddi hatalar ortaya çıktı. Çanakkale özelinde söyleyeyim. Durum şu. 1945 yılında müzeler umum müdürlüğünün 44 ve 45'teki genel durumu diye bir kitap yazılıyor. Rapor gibi, genel müdürlük yayını bu. O yayında şöyle başlıyor. Diyor ki Osman Hamdi Bey döneminde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde 650 eser varken 1923 yılında eser sayısı 100 bine çıktı. Diyor ya yani Osman Hamdi döneminde nasıl sadece 650 eser olur? Yayın geliyor, devam ediyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Şef döneminde kurulan müzeler diye. Eğer müzelerden yer değiştiren olmuşsa, Çanakkale Müzesi onlardan birisi, İdadi Lisesi'nden Ermeni Kilisesi'ne geçiyor. Yer değiştirmeyi yeni müzenin Cumhuriyet döneminde kuruluşu seçiyor. Yani o Cumhuriyet ideolojisiyle tabii o tarihler içerisinde anlaşılabilir bir şey. Ardından Osmanlıca ile de bağ gevşeyince en erken Cumhuriyet belgelerinden birisi olarak müzecilikle ilgili bunlar referans alıyor. Evet ve dolayısıyla da daha erken ve daha doğru olan kayıt gözden kaçmış oluyor. Bizdeki hata buydu. Bu hatanın olduğu kimi müzeleri de kuruluş tarihlerinde hatalar olduğunu gördük. 1911 meselesi bu. Neden 1910 değil, neden 11? Sahne arkası kısmı için. Çünkü biz bunu geçen sene Eylül ayında tespit edebildik. Ve dedik ki hani hep yuvarlak rakamlar şey olur ya. Ya biz evet, sadece onlar 20'ler, 50'ler. Evet yani bunu sadece bir PR olarak düşünmeyeceğiz. Bu bizim için bir şans. Kurum tarihini daha iyi algılayalım ve algıladığımızı da sonra anlatabilelim, sergileyebilelim, kitabını yapalım, kataloğunu yapalım. Dedik ki Eylül ayında biz yılın geri kalan kısmında kendimizi tanıyamayız bile. Yani şimdi kurum arşivimizi tanımaya çalışıyoruz. Oradan tek tek belge seçiyoruz ve dedik ki önümüze birazcık daha geniş bir zaman olsun ve 1-1-1 esprisinin de bu işin kurgusunu da kuvvetlendireceğini, esprisini de kuvvetlendireceğini düşündük ve bize bir tam yıl versin diye. 111 olmasının nedeni bu. Bu sahne arkası açıklaması oldu. Hızlıca da bu yıl neler yapılacak? Basına çıktık, 111 dedik, bitmedi. Çok güzel. Bu belgeleri biz paylaşmalıyız. Yani bir iddiada ve bir kurumsal yeni tarih yazımından bahsettik. Bu belgelerin hepsini ve kurum arşivlerindeki başka belgeleri, mesela bir örnek 1970'li yıllarda müzeler kendi memurlarını kendileri işe alıyorlar. Ve kendi memurlarına kendileri sınav yapıyorlar. Mesela 70 yılında bir memur burada işe alınıyor. Sorular arasında muhasebeye alınıyor. İşte hacim hesaplama da var. Türkiye neyi ithal ediyor, neyi ihraç ediyor, en çok ne var onu da soruyor. Truva'yı anlat da diyor. Ve o memurun cevapları var. Sergide bu da olacak. Çanakkale Şehitler Abidesi'nin altındaki abide müzesini açan kurum Çanakkale Müze Müdürlüğü. Ve onun ilk ziyaretçisi Kraliçe Elizabeth. Sergide o kurumsal geçmiş içerisinde o da
olacak. Ya da 1984 yılında arkeoloji müzesinin açılışı. Yani sektörel alanda buradaki bir avuç insan 111 yıldır ne yaptı, neyle temas etti ve tamamen bir aslında Çanakkale Müzesi sergisi olacak. Sergi bir, ardından hemen hemen eş zamanlı bir katalog. 111 yıl, 111 eser kataloğu olacak. Katalogdaki eserlerin majör bir kısmı sergilenen eserlerden, büyük bir kısmını ise sergiye çıkmamış eserlerden seçme gayretimiz var. Bir de bunun yanında da bir akademik kitap çıkacak. Müzecilik alanında ya da müzecilikle bağlantılı işte arkeoloji alanında bugüne kadar bu alanda yapılmış işlerle ilgili bir bilim heyeti kurduk ve makale başlıklarıyla meraklarını duyurup bu konuda yayınlarını isteyeceğiz. Diğer işte 111. yılla bağlantılı bu olacak. Arada destekleyici minik sergiler var. Ya da sergi iyileştirmeleri var. Mesela Saffet Paşa bizim burada üstünde önemli durduğumuz bir isimdi Canan. Çünkü niçin? Troya'nın Şiliman Troya arazisini satın almak üzereyken satın aldığında tüm kanuni hakkın onun eline geçeceğini fark eden ve çıkan eserlerin ülkeye kalması konusunda bir gayret gösteren işte dönemin Marif Nazırı Saffet Paşa ve Türkiye'deki ilk arkeolojik alan kamulaştırma örneği. Bu değil, Müze-i Hümayun'a adını veren isim. 2. 3. Nazırken Müze-i Hümayun okulunun kurulması için talimat veren bir adam. 4. Troya hazinelerinin geri getirilmesi konusunda mahkeme sürecinde olan bir adam. Ve biz bu arada koleksiyon merakı olan bir adam. Yani müzecilik konusundaki şeyi bürokratlık görevi sebebiyle değil. Ve dedik ya biz böyle bir adamı niye unuttuk? Yani neden onun müzecilik konusunda, yani müze okulunun kurulması konusunda bir yazısı var. Diyor ki müze var ama kim yapacak müzecilik? Ya 1875'te müzecilik okulundan bahsediyor. Harika entelektüel bir adam. Mesela sergi iyileştirmeleri içerisinde Troya kazıları içerisinde Saffet Paşa işte giren hikayelerden bir tanesi olacak. Bir tek bir mezar taşı sergilemesiyle yakında işte 1915 savaşları, Dardanos antik kenti ve Troya. Bu Dardanos, Troya'nın kurucu ataları bunlar. Troya ve 1915 savaşları 3 katman halinde tek bir eserle oradaki bu döngüyü anlatmaya çalışacağımız bir sergi yakın zamanda ortaya çıkacak. Bir de çok sayıda işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz mesela 8. Çanakkale Bienali'ni yapacağız. Sanırım siz geldiğinizde Bienal'e denk gelmiş miydiniz Canan? Tam emin değilim ama. Hayır, hayır. O yok mu? Işte, Çanakkale Bienali gerçekleşti. Hazırlıkları yapılıyordu yanlış anımsamıyorsam. Öyle mi? Hı. Evet, yani, görüşmelerini yapıyordunuz. Toplamda 7 kadar sergi anlamında şey olacak, yeni sergilerimiz olacak. Rıdvan, müthiş haberler bunlar. Yani galiba bir kısmımız Çanakkale'ye taşınmak isteyecek bunları takip edebilmek için. Gerçekten çok kıymetli. Şimdiden emeklerinize sağlık. Müzenin yayını var mı, olacak mı? Tabii şimdi ben Saffet Paşa'yı merakla, heyecanla 3-5 kat dikkatle dinliyorum, takip ediyorum. Önce onun özelinde bir yayını tüm müze izleyicilerine ve ziyaretçilerine, hatta tüm meraklılara diyeyim, sunmak çok güzel olur diye düşündüm ama sanırım bu yönde de hazırlıklarınız var. Canan var. Şeyde seninle hani geçmişte şimdi onu hatırladım. Bir an o zaman da böyle destek vermiştin. Heyecanımıza heyecan katmıştın. Mesela Kocaeli'de hatırlarsan şey yapmıştık.
İşte Seniha Sami Moralı konferans salonu. Yani Osman Hamdi Bey'e bayılıyoruz. Tamam mı? Bayılalım. Harika. Ama hatalarımızdan birisi sadece müzecilik konusunda değil, ortaya bir kült isim çıkartmak, tamam mı? O kült isim konusunda konuş babam konuş, ardından da ya sen ne yapıyorsun bu çağda, ya da ondan sonra kimse olmadı mı, kimse bir şey yapmadı mı? Seniha Sami Moralı mesela harika bir kadın, yani Shakespeare'i Türkçe'ye kazandırmış bir müzeci. Yani var mı böyle bir örnek? Peki benim beraber çalıştığım işte 25 yaşındaki müzeci kadın arkadaşımın önünde neden Seniha Sami Moralı bir şey olmasın? Bir örnek olmasın. Bir örnek olmasın. Evet. Bunu şunun için söyledim. Müzeciliğin içerisinde Osman Hamdi Bey'e bayılıyorum, ayrı bir konu. Ama hakkını yediğimiz, eksilttiğimiz çok şey var, isim var. Bazen o tozunu atmak görevi düşerse onu yapmaya çalışıyoruz. Seniha Sami Moralı da öyleydi. Saffet Paşa da bunlardan birisi. Yayın konusuna gelince Canan çok mücadele edip dünya müzeciliğini de izlemeye çalışıp hiç uçup kaçmayıp, yani çünkü nerede olduğumu da biliyorum. Yani haddimi de biliyorum. Ondan sonra ne dağ deviriyoruz ne bir şey. Makas kapatmak konusunda bir mücadelem var. Şimdi böyle bir müze olup işte bu müzenin kataloğunun olmaması, yayının olmaması olabilir mi? Yok tabii. Şimdilik yok maalesef. Yani bunun olumsuzluğu üzerinden konuşalım, o dövelim birbirimizi çok kolay. Yani çünkü kabul edilebilir bir şey değil. Ama inşallah bu sene iki yayınla beraber olacak. İlk kez bir katalog ve bir bilimsel yayınla beraber. Ardından şöyle bir düşüncemiz var Canan. Tam oturtamıyoruz. Yani çünkü bu arkeoloji müzelerinde korktuğum şeylerden bir tanesi, bir süreli yayın çıkartalım istiyorum online. Fakat arkeoloji müzelerinde bu yayın deyince o müzecilikten çıkıp şeye gidiyor. Arkeolojiye yollanıyor gibi bir durum oluyor. Öyle de bir şey olmaması lazım. Eğer o dengeyi sürdürebileceksek, yani çok kıymetli hocalarımız var. Arkeoloji konusunda çok desteklerler. Harika olur. Ama müzecilik konusunda da yayın olarak, içerik geliştirme olarak o olmazsa çok mutlu olmayız. Öyle bir girişimimiz olacak. Ama bol bol katalog basıp bol bol insanlarla bu koleksiyonu, hikayeyi paylaşmamız lazım. İnşallah bu sene o eksiklerden ilkini kapatmış olacağız gibi duruyor. Çok güzel. Size başarılar ve kuvvet diliyorum. Umarım sağlığınızdan olmadan tüm bu işlerin üstesinden gelir, altından kalkarsınız. Gerçekten umut veriyor söylediklerin bize, mesleğimiz adına. Feyz alıyoruz, örnek oluyorsunuz. Estağfurullah. Yo, yani bu konuda mütevazi olmayın, sonra gerçek zannediliyor, hiç gerek yok. Örnek alınmanız da gerekiyor. Ben tabii bu kişilik dev kadro değilsin, seninle beraber kesinlikle evet. Var. Ondan harika da biraz bir bahsedeceğim ama ona gelmeden önce biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi ödüllerden bahsettik. Jürinin ödül açıklamasında vurguladığı ilham verici, öncü ve dünya müzelerine örnek bir müze ifadesinin arkasında bu ekip. Şimdi bu ekip nasıl bir ekip? Bu ifade çünkü çok önemli. Yani şimdi kıskançlıkları bir tarafa bıraksın herkes. İlham verici, öncü ve dünya müzelerine örnek bir müze. Bu kadar genç bir müze için bu cümle sarf ediliyorsa bunun altında bir kıymet var. O kıymette bu değerli meslektaşlarımızdan başkası değil. Çünkü burada kesinlikle inanılmaz bir çaba var. İnanılmaz bir merak ve enerji var. Henüz yıllar omuzlarına çok yük bindirmemiş senin ve senin gibi genç ekip arkadaşlarımızın. Mesleğe küstürmemiş, çok cefa çektirmemiş. O yüzden siz de büyük bir enerjiyle bu taze kan ve canla üretmeye devam ediyorsunuz.
Bu ödüller başta sen olmak üzere tüm ekip için en büyük motivasyon elbette. Büyük bir sevinç ve gurur kaynağı. Ben bir kez daha kutluyorum Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği adına hem kendi adıma. Biraz ekipten bahseder misin bize? Nasıl çalışıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Hangi uzmanlıklar var? Çok küçük bir ekibiz Canan. Toplamda uzman kadromuz 10 kişi kadar ve bakanlık müzelerinden çok iyi biliyorsun ana görevlerimizin büyük bir kısmını kazı çalışmaları. Yani bizim planladığımız ettiğimiz değil, imar faaliyetleriyle beraber yürümek zorunda olan ve orada karni olarak müzenin rolü olduğu çalışmalar. Mesela şimdi çok somut örnek vereyim. Manolya var sağ olsun. Sanırım geçen sene 50 küsür kadar bu kazılardan yapmıştır. Yani eğer o orada o süpürücü gücü olmasa burada oturup masada başka bir alanda boşluk yakalayabilmenin imkanı yok. İşte müthiş güç. Ya bunun ne anlama geldiğini bildiğim için şöyle derin bir nefes aldım. Bir uzmanın tek başına bunu yapması. Bunun yanı sıra ondan beklenen diğer işler, ona verilen diğer görevler. Aynen öyle. Yani Türkiye'deki hemen hemen her sektörde birbirimize benzer çalışıyoruz. Yani benzer şu, sistemin işte kusurları var. Birey ne kadar ortaya çaba koyuyorsa, o kadar büyük çaba gösteriyorlar ki, yani ben hep böyle diyorum ki ya bir ip üzerinde yürüyoruz. Hani inanç, sevgi, aşk, hadi Allah'ım hani bir yardım et bize. Burada tabii az önce mesela bir şey dedin. Dedin ki işte sağlığınıza da dikkat edin falan. Çünkü biraz tüketerek oluyor. Dün gece saat 1 gibiydi. Saat 1'de iki arkadaşımla mesajlaşıyordum. Şimdi Osman'ı burada gördüm. Osman'la Polixen Lahti üzerinden bir yayın üzerinden şey yapıyorduk. Musa Tombul'la da Sigeon var buraya 7 kilometre. Orada gelişen bir kült üzerine. Şimdi müze sosyal medyası mesela bizim için önemli. Bilmiyorum. Çok da iyi kullanıyorsunuz, laf yeri gelmişken söyleyeyim. İyi kullanmaya gayret ediyoruz ama orada hem benim hem Osman'ın hem Güney'in nasıl yorulduğunu zaman zaman kendime ya haksızlık mı yapıyorum ondan sonra, yani çünkü o tüm sorumlulukların üstüne bunlar var, yani bunların, bu işlerden hiçbirisinin sahne arkası kısmına geçmiş olalım. Mesela iletişim ayrı bir şey. Evet. Bambaşka bir dal. Ve bunun için ayrılmış kadro yok, atanmış personel yok, bununla ilgili ekipman yok, bunun bütçesi zaten yok da, hani bütçeye hiç girmiyorum. Evet, aynen öyle. Şimdi bunu söylerken de Canan şu mesajı vermek istemiyorum. Şimdi futbolda daha çok onunla karşılaşırız ya, işte ilk yarı takım 3-0 yenik girmiş. Ya sistemde bir problem var değil mi? Beklenti şu. Yani bende de şey olarak beklenti şu. Teknik direktör işte devre arasında öyle bir şey yapacak ki, motive edecek ki, motivasyonla bir şeyleri, yani fazla motivasyonla bir şeyleri başarıyor olmak, başardığında güzel de çok marifet değil. Yani orada iyi bir sisteme daha ziyade ihtiyaç var. Kesinlikle daha iyi bir sisteme ihtiyaç var. Şimdi dediğim gibi çok küçük fakat çok fedakarca çalışan, bu arada her şeyden önce ben şuna inanıyorum. Mesela dost olabilirsek çalışabiliriz. Yani önemli ki bu söylediğin. Evet, ben aksini ben çok başaramıyorum. Yani ne güzel, ne mutlu bize. Dolayısıyla da
hem çalışma arkadaşlarım hem hepsi çok iyi dostlarım. Onların büyük gayretiyle oluyor. Ama dediğim gibi ideal olanı iyi sistem, o iyi sistem üzerinde çalışmaktır. Mesela sahne arkası kısmı kendi özelimden ufak bir şey söyleyeyim. Benim böyle bir 3 aylık periyodum var. Sonra da bir şey var, düşüş periyodum oluyor. O 3 ay çok süratli gidiyorum ama mutlaka duvara çarptığım bir nokta oluyor. Duvara çarptığım noktayı bir haftaya düşürmeye çalışıyorum. Yani çünkü ondan sonra tekrar yol alabilmem için bu süreçlerde böyle işte kırılgan hikayeler oluyor. Şimdi Sinem'le Kemal'in adını anayım. Onlar da işte beraber idarecilik yapmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla mesela üçümüz bir araya geldiysek ya diyoruz ki ya bu da oldu. Hani ya şimdi şunu nasıl yapacağız acaba? O nasıl çıkacak? Ya çıkartamayacağız hani. Hata mı yapıyoruz? Çok fazla iş kalemi var. Çok yürütüyoruz falan. Şimdilik iyi gidiyor. Çok iyi. Gerçekten kolaylıklar ve kuvvet diliyorum. Ama tabii şunu da seçebilirdiniz sevgili Duvan. Yani sadece imarla ilgili kazıların yük ve sorumluluğunu alabilirdiniz. Hı-hı. Sadece müzeyi açık tutmakla yetinebilirdiniz. Nasıl olsa kadroyla ilgili sorunu yok. Kimsenin maaşla ilgili endişesi de yok. Neden yapıyorsunuz bunu? Neden bu kadar çabalıyorsunuz bir şeyleri doğru anlatmak için? Ya 16 yıl oldu. Aslında ben sanat tarihi mezunuyum. Sonra yüksek lisansımı işte arkeolojiden başladım. Biliyorsun yani müzecilik bölümünde nereye gideceksin? Müzecilik doktorası açılalı şurada ne kadar yıl oldu. Dolayısıyla hani bakanlıkta bu iş böyle gelişmiş, öyle değil mi? Evet. Ama ben 16 yıldır kendime arkeolog ya da sanat tarihçisi demedim. Dememeyi seçiyorum. Ben o bölümlerden çıktım ama el yordamıyla ya da tecrübeli meslektaşlarımdan müzecilik öğrenmeyi, dünyadaki müzeciliği tanımaya çalıştım ve ben müzeciyim. Yani benim burada bulunmamın asli görevi müzecilik. Ben arkeolojiyi seviyorum, ben araziyi seviyorum. Hayır, yani sevelim de önce müzeciliği şey yapacağız. Önce müzeci olmak gerekir. İkincisi, neden yapıyoruz bunu? Ya diyorum ya, şey mi? Hep mi Osman Hamdi Bey'den bahsedeceğiz? Ya tarihsel olarak bugün bizim görevlerimiz var yaşadığımız toplumda. Dolayısıyla bugün bize düşen görevde neyi yerine getirebiliriz? Neyi paylaşabiliriz? Şimdi burada ufacık bir örnek vereyim mi? Şey, ete kemiğe bürünmesi için. Lütfen. İşte 2019'un sonu gibi başladık. Böyle hızlı, süratli hayaller ve pandemi. Orada o kadar çok oturduk, konuştuk ki. Şimdi mesela pandemi döneminde iyi bir sosyal medya seyri, yani duyurmak, işte PR anlamında iyi bir seyir çizdik. Fakat bizde müzeler kapanmadan önce mesela hatırladığım bir görüntü tam da şurada karşımda oturuyordu. Güney'le oturup Hermitage Müzesi'ni izliyorduk. Çünkü onlar kapanmıştı. Kapandıklarında ne yaptıklarını izliyorduk. Yani sonra ya bu olur mu, olmaz mı? Bizde bunun karşılığı var mı? Yaparsak biz nasıl yaparız falan. Birkaç gün izledik, sabah 10 gibi ya bugün bir başlayalım bakalım şuna deyip. Çünkü niçin? Yani pandemide 3 ay kapandık. 3 ay devlet dedi ki evinize gidin. Ya biz de şunu dert edindik, dedik ya bu müze yeni sesini bulması lazım, rengini bulması lazım. İstanbul Arkeoloji Müzesi kapanır açılır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi kapanır açılır. İzleyicisi hazır. Ama bizdeki durum o değil. Bizim o zaman burada bu bizim için bir fırsat olabilir mi diye düşündük. İki sebeple. Birincisi büyük bir iddiaydı. Şimdi Emrah Sefa Gürkan'ın
espri sanılıyor ama ciddi bir şeyi var, tespiti var. Diyor ki 19. yüzyılda biz geri kalmadık diyor. Avrupa çok ileri gitti. Avrupa diyor. İleri gitti. Evet. Evet. Ve çok ileri gitti diyor. Çok ileri gitti. Şimdi pandemi olunca tabii işte Avrupa'daki müzecilik, vakıf müzeciliği, özel müzecilik falan yani bizdeki modelden daha farklı. Biz burada bir devlet müzesindeyiz. Burada bir avantaj var galiba dedik. Tamam, bunu oturup konuştuk. Yani çünkü orada işte kaynak ilerlemeye devam edecek falan. O zaman ben bir makas farkı olduğuna inanıyorsam o makas farkını kapatabilir miyiz diye bu büyük boyumuzu aşan kendi müzemiz adına böyle bir hedef koyduk. İkincisi, dedik ki normal şartlarda, fiziksel şartlarda insanlara ulaşmak, etmek, yani bu motorun dönmesinin bir seyri olacaktı ve bu 5 yılda dönecekti. Biz burada buna reklamcılar gerilla tarzı pazarlama diyorlar. Evet. Biz burada bu kapalılığı avantaja koyup, madem bu ekranın içine ben gireceksem, Hermitage de orada, o zaman ben de oraya girebilirim. Girerken de ondan da hiç başka maliyetim yok. Yani tamam, o işte iPhone bilmem kaç da çekiyor. Biz Osman'ın işte telefonuyla, benim telefonumla çekiyoruz. O da hiç fena değil bu arada, yani Osman'a da selam olsun. ve bu ekran bizi daha eşitleyecek, o kapalılık dönemi bizi daha eşit kılacak diye düşündük. Biz çok koşabilir miyiz bilmiyoruz ama koşmaya çalışalım dedik ama bir nokta geri kalacak. Yani Emrah Sefa Gürkan'ın dediğinin tersine bir süreç. Yani çünkü Avrupa Müzeciliği bana kalırsa daha kırılgan bundan etkilendi. Müze kapatarak, personel çıkartarak, bütçe sıfıra inerek, çünkü bilet şeyine mahkum. Mesela pandemi döneminde böyle bir dert edindik. Yani şu olabilir de hepimiz eve gidip hepimiz evde geçirebilirdik. Bu da bir tercihti. Bu arada bu bizim örnekleri seçtiğimiz... Örnekleri var ama tabii zaten. Yani bizim Siz seçtiğimiz... yapmamayı seçtiniz. Yani müzeciliği hani belki çok şey olacak ama çok özel bir yorum olacak ama birisi bana bir şey anlatırken, bu mesela Troya konusunda da olabilir, müzecilik konusunda da olabilir. Eğer bana şöyle başlayan bir cümle kurarsa çok sinirleniyorum. Ya tamam ama işte sizin meslek sevgimiz falan. Hayır, bu ben bir meslek sevgisinden bahsetmiyorum. Bu kültürel alan, bu dünya benim fantezim değil. Burada bu alanın gücünü, kuvvetini, etkisini çok iyi biliyorum. O kültürel diplomasiyi de onun için çalıştım, onun için okudum. Burada bizim gibi devletlerde bu kültürel alanın ülkeye, toprağa, insana, politikaya kim nasıl kullanacaksa müthiş büyük bir itici güç olduğunun farkındayım ve birisi bunu görmeyip bunu benim meslek sevgimle ilişkilendirip işte bravo mesleğinizi seviyorsunuz gibi yaparsa çok sinirleniyorum. Bu alana çok inanıyorum ve kuvvetinin farkındayım. Dolayısıyla da yapılabilecek çok iş olduğunu hissediyorum. Yani sadece meslek sevgisiyle açıklayamayız elbette. Sorumluluk da var, aidiyet de var bunun içinde. Başka şeyler de var. Ben sözün başında meslek demişken atfı müzeciliğe yapmış olduğun için teşekkür ederim. Çünkü müzeciliğin bir meslek olarak varlığını sürdürebilmesi ve kabul edilebilmesi için mücadele eden de bir dernek, aynı zamanda Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği. Senin de çok iyi bildiğin gibi müzelerde çalışan arkadaşlarımızın meslek unvanları arkeolog ya da sanat tarihçisi. Zaman zaman işte filolog ve numizmatlar da oluyor, tarihçiler de oluyor ama hı-hı, ağırlıklı kadrolar arkeoloji ve sanat tarihinden. Fakat müze bilimde bu ülkede 30 yıldır eğitim veren ve öğrenci yetiştiren ve uzman yetiştiren bir alan. Bu alanda yetişen uzmanların istihdam edileceği yer elbette ki müzeler.
Ve yani hastanelerde istihdam edilmeyeceğimiz gerçek. Aslında bu İslam sorunu da değil, biliyor musun? Yani doğrudan müzeciliği dönüştürmenin yollarından bir tanesi. Tek yani, yolu bu. Evet, yani İslam tabii ki kişi için çok önemli. Elbette tabii mesleki açıdan değerlendirdiğimizde birey için ve işte bu mesleği icra eden topluluk için önemli. Evet. Ve fakat ülkenin müzeciliğindeki problemleri değiştirmek, dönüştürmek için de çok kesinlikle önemli. Değerli başkanımız el kaldırmış, sanırım programı bitirin diyecek, çok konuştunuz diyecek. Yok, olur mu? Çok güzel sohbet ortamı oldu. Biz çayları demledik. Oh, şahane. Çok güzel ortamdayız. Ben hani soru sorayım. Bir de chatte çok soru birikti. Hani belki görmemişsiniz. Geçeceğim onlara. Hepsini tamam, not ettim. Ben de o zaman bir hem onu duyurayım hem de bir soru sorayım istedim. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani teşekkür ederiz katıldığınız için her ikinize tamam. De. Çok keyifli. Tabii ki de uzatabiliriz, hiçbir sıkıntısı yok. Ben şeyi merak etmiştim. Aslında bir çay da bana verin o zaman ya. Benim niye çayım yok? Maalesef bunu da böyle oluyor. Çok özür dileriz sevgili moderatörümüz. Umarım yan yana olacağımız sohbetler olur. Bu işte pandemi bize bunu öğretti. Böyle devam ediyoruz bir süre daha. Ama umarım sonraki dönemlerde yine yan yana geleceğiz. Biz çok güzel bir gezi yapmıştık. Yani onu da yazıştık az önce chatte. Hı-hı. Ve sevgili Canan'ın öncülüğünde yapmıştık. Bizi hadi gidelim diye böyle bir toparlayıp götürmüştür. Çok da mutlu olmuştuk. İyi ki de gelebilmişiz. Gelemezseydik herhalde önümüzdeki bir 3 sene gidemiyormuşuz evet. Zaten. Yani hani çok farklı bir ortam oluyormuş. Teşekkür ederiz Canan tekrardan. Benim sorum şununla alakalı. Siz aslında benim de o gün gezip gördüğümde hayvan sever bir müzesiniz. Yani çevrenizdeki hayvanlara da çok değer veriyorsunuz, hani besliyorsunuz. Bu yaz bir arkadaşım, kendisi müzeci de değil, Çanakkale'de yeni yaşamaya başladı ve müzenizi ziyarete gelmiş. Ve bana giderken de köpeğimi götüreyim mi sence diye sormuştu. Ben de götür, hiçbir sıkıntı olmaz demiştim. Ve çok ilginç bir şekilde siz içeriye köpeğini almasına izin vermişsiniz. Ve evet. Büyük bir mutlulukla beni aradı. Yani çok az ziyaretçi vardı. O yüzden yapıldı Zeynep. Hani böyle bir prosedür mutlaka yoktur. Ama dedi aşırı mutlu oldum dedi. Ben aslında şeyi sormak istiyorum. Yani siz çevrenizde de bu hayvan sevgisini tetiklerken çevrenizde bir antik kazı da var. Yani o kazılarda hep biz hayvanları görürüz. Kedi, köpek hep olur. Yani evet. Başka diğer hayvanlar da var. Hep de sorarlar bana böyle köpeğini gezdirmek isteyen arkadaşlarım. Ya bu müzeye giderken götüreyim mi? Ya da şu antik kente giderken götüreyim mi? Troya nasıl bakıyor? Bu müze nasıl bakıyor? Belki bir de sizden duymamız gerekir. Şimdi... Bu soruyu bekliyorlar çünkü. Çok değişik bir soru ama sizin hani inisiyatifiniz nedir biraz öğrenmek istiyoruz. Şeyde Osman'da keşke şimdi hani fotoğraf paylaşabilseydi. Evcil hayvanıyla gelen ziyaretçileri bir de fotoğraflamaya çalışıyoruz. Tabii ki orada bir başka ziyaretçiye işte onu endişeye sevk etmeme hikayesi önemli ama çoğunlukla o evcil hayvanların boyutu da açıkçası küçük oluyor. Bugüne kadar almadığımız örnek hiç olmadı. Dilerlerse eğer kendisi tedirginlik duyup işte gezemeyecek, edemeyeceğini hissediyorsa ayırdığımız ve bizim gözetimimizde beklenilecek bir bölge var. Ama tamamı işte kucaklarında, çantalarında geçen hafta çok bir çiftin güzel örneği vardı. Alıyoruz. Şimdi işte personel dedik ya, personel, çevre. Biz Tevfikiye ve Çıplak Köyü'nün bütün kedilerine bakıyoruz. Köyden sahiplendiğimiz, yani içeride 2 tane evcil hayvanımız var. Onun dışında bizim personel bahçemizde mesela Özlem sağ olsun tek başına orada o koca yüreğiyle her sabah burada bahçede mamaları dağıtılıyor. O hayvanlar bizim işte o 2 kedimizle beraber çıkıyorlar, yiyorlar, gidiyorlar. Çünkü
Şunu önemsiyoruz. Belki hani çok sık konuştuk bunu daha öncelerde ama ya biz bir köyün ortasındayız. Yani Sultanahmet Meydanı'nın ortasında olmamızdan bunun bir farkı olmalı. Ulus Meydanı'nın da olmaktan bir farkı olmalı. Ve bulunduğumuz bu coğrafya ile beraber yaşayabilirsek, yani ben İstanbul doğumluyum, geldim ve İstanbul refleksimle burada bu köyde var olmaya çalışmamın hiçbir anlamı yok. O yüzden de işte yeri gelirse ben konuşurum. Kırsal kalkınma da bu müzenin dertlerinden birisi. Kadın İslam'ı da bu dertlerden birisi. Çevredeki evcil sokak hayvanları da bu dertlerden birisi. Ha, bunun şunu da itiraf edeyim. Zaman zaman o kadar dertli duruma düşüyoruz ki. Bakın bir ara müze ve öğren yerinde 70 küsür köpeğe baktık. Yani burada da birazcık böyle sistemlerimi de ileterek söyleyeyim. Burada bakılıyor ya dönüp onlar oraya gelmeye bırakılıyorlar aslında. Evet, yani hani öyle bir yükün altına girmeye ve orada da yorulmaya, işte ziyaretçiyle zorluk çekmeye yaşadığımız noktalar da çok oluyor ama kendi ölçeğimizde işte o özlem gibi bu işe gönüllülükle sarılan arkadaşlarımızla beraber bir de şey ya hani içsel bir duygu, onu nasıl izah edeyim ama bu arada mesela kedilerimizi şeyde ofis bölümlerinde dolaşıyorlar. Ben onların ziyaret alanlarında dolaşmasını çok istiyordum. Ama çok büyük bir kompleks ve işte havalandırma giriyorlar, kayboluyorlar. Öyle endişelendiğimiz zamanlar oldu. Hani ziyaretçiyle ilişkileri açısından böyle çok iyi olacağını düşünüyordum. Onu başaramadık ama onların varlığıyla da daha şey hissediyorum. Yani hani herkesin de öyle hissettiğini düşünüyorum. Daha mutlu hissediyoruz. Daha ortama büyük katkı sağladıklarını inanıyorum. Bir de tabii işte Hermitaj Müzesi seven birisi olarak da, işte Mikhail Kurtoski takip eden bir adam olarak da Hermitaj'daki müzelerin kedilerin tabii görevi var. Hani avcılık gibi bir görevleri var. Avcılık gibi bir görevleri var. Ama onlarla beraber olmayı seviyoruz ve dediğim gibi bir de bulunduğumuz çevrede o canlı her neyse, yani bu zeytin ağacı için de geçerli, kedi için de geçerli, o sorumluluklarımızı olduğunu ve onları yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çok kediler müzelerin alameti farikaları, yani Ayasofya Müzesi'nin kedisi, Topkapı Sarayı Müzesi'nin kedisi, işte sözünü ettiğin gibi Ermitaj'ın. Bizim aslında besin zincirinin üstünde olmamız sebebiyle zaman zaman ve sık sık kapıldığımız o egoizmden bizi uzaklaştıran varlıklar, birlikte yaşamayı öğrenmemiz gereken varlıklar, habitatı tamamlayan, oluşturan varlıklar. Bu yaklaşımımız da son derece kıymetli. Sahne arkası bilgisi Canan. Bir ara hani çok detayına girmeyeyim ama o işte o süreçte Gili buraya gelebilir mi diye ufak girişimim olmuştu. Gili'nin ömrü vefa etmedi ne yazık evet, ki. Evet, evet. Müzenin çevresinden, çevresi ilişkisinden bahsetmişken, şimdi müze merkezde, onun etrafında bir yerleşim var, bir öğren yeri de var, kazı alanı var. Müzenin müze binası dışında nasıl bir etkisi ve çevreyle nasıl bir iletişimi var? Dördüncü yıla giriyoruz. Çanakkale'lerin, Tevfikiye Köyü sakinlerinin müzeye ilgisi nasıl? Aranızda bir ortak dil gelişti mi? Canan, bizim harika müze binasının aslında kurulduğu coğrafyada doğru işletilmezse bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Ben yani katılıyorum sana.
coğrafyayı ve o coğrafyada yaşayan insanı içine hemen alıp sarmalayabilecek bir yapıya sahip değil. Orada o yüzden bizlere çok görev, yani müzecilere çok görev düşüyor. 2021 yılından hemen örnek vereyim. 2021 yılında 2 ay boyunca, acaba 7 hafta ile mi sınırlı kaldı? 2 ay boyunca her çarşamba köylüleri sohbete çağırdık. Onlarla ne konuştuk? Ture kazılarında eşlerinin, dostlarının nasıl çalıştığını konuştuk. Onlarla Hıdrellez'e, Tıra'da bir tepeye neden gittiklerini konuştuk. Bir abla nasıl eşiyle ilk defa orada buluştuğunu, orada tanıştığını anlattı. Özel bir gayretimiz var. Şimdi mesela müzeye giriş çıkış kuralları ile ilgili tabii bir şey var, yasal prosedür var. Telefonlarım bizim işte Tevfikye köyünde, Çıplak köyündeki ablalarımızla benim telefonum var. Ve onlar müzeye girmek istediğinde o prosedürler ortada yok. Çünkü bu onların müzesi olabilmeli. Müzenin köye yapacağı turizm katkısı önemli. Ama tek başına bana kalırsa çok yozlaştırıcı bir şey. Aramızda bir bağın, kültürel olarak bir birlikteliğin olması konusunda bir hedefimiz var. Ve dolayısıyla şimdi o toplantılarından birinde işte bir ablamız, yani şalvarıyla terli, ya ben dedim böyle şey gel, abi senin şeyin bu, yani köyün burası ve burada böyle çalışıyorsan, böyle geziyorsan buraya da böyle geleceksin. O oradan ben böyle geldim rahatlıkla dedi ve girdi buranın sahibi gibi içine girdi, konuklarını gezdirdi. İşte o zaman bu coğrafyanın müzesi olmayı tam başarabilecek çok özel gayret sarf ediyoruz. Ve bu gayret istiyor gerçekten. Yoksa o kortenler çok kalın. Yani içeriye o duygu alışverişini, sıcaklığı, kültürü vermekte, almakta zorlanabilir. Orada şey, iletişim önemli. Önemli gayretimiz var. Çok güzel. Bu aslında koleksiyondaki, ya koleksiyon sergilenmesine de yansıyan bir durum. Bunu müze ziyaretinizde de gözlemlemiştik. Kısaca ondan da bahsedelim. Sonra hemen sorulara geçiyorum. Milattan önce o topraklarda üretilmiş bir çömlek, bugün hala üretimin devam ettiği o topraklarda bugün üretilmiş başka bir çömlekle birlikte sergileniyor. Mesela bizim sergilemenin, küratörün harika seçimlerinden birisidir o. Harika, yani dert böyle anlatılır. Evet, evet, gerçekten. Yani örnekler tek tek ele alırsak üzerine konuşacağımız çok şey var tabii ki ama müze açık, gezebileceğimiz bir durumda. Dolayısıyla belki yine havalar düzelirse müzede buluşmak, üzerine orada konuşmak keyifli olabilir. Süre kısıtı yok dedi Zeynep ama ben burada biriken sorulara geçmek istiyorum. Poliksena Lahdi ile ilgili bir soru var. Ben bir soru hazırlamıştım. Burada örtüştüğü için onunla devam edelim. Sonra diğer soruları da alacağım. Şimdi şöyle hızlıca bakıyorum. Gerçekten de çok soru belirtmiş. YouTube'dan aktarıyorum demiş sevgili Ayça moderatörümüz. Gülsel Kahraman soruyor. Rıdvan Bey bir söyleşisinde Hekabe Lahdi'nin bulunduğu yeri için Kız Öldün Tepesi denilen alandan çıkarılan hikayesini aktarmıştı. Bu kültürel hafıza sergileme tekniği olarak aktarılabilir mi? Bunu evet, biraz konuştuk, değindik ama tekrar ekranda blur olduğu için göremiyoruz ha, şu anda. Evet. Şuradan ama görünüyor. Bahsettik ya, işte geçen hafta iki ziyaretçimiz, her ikisinin de şeyi var. Küçük iki köpeği var ve yanlarında şey.
Osman sağ olsun göndermiş. Teşekkürler Osman. Polixena, aslında Polixena'da girişte kimlik meselesinden beri anlattığımız o kadar çok şeyi anlatan bir hikaye ki sergi kendi başına daha çok şey anlatabilse daha mutlu olunabilir. Rehberlik desteğine ihtiyaç duyuyor. Hani bunu da özel olarak eklemiş olayım. Şimdi kronoloji duvarı dedik ya. Hı hı. Size orada bir şeyin milattan önce 500'de çıktığı yazıyor. İşte diyor ki bu layık milattan önce 500'e ait. Ondan sonra bakıyorsunuz bu sizin yaptığınız mezara benzemiyor. Ondan sonra zaten çok uzakta bir tarihten geliyor. Siz de o arada burada yoksunuz. Ama Polixena Lahti ile ilgili sizden az sonra yaşadığım bir ziyaretçi deneyimini anlatayım. Bir Alman ve Türk ziyaretçi, beraber dostlar. Onun üzerinde işte bir Polixena'nın öldürülüşü sahnesi var ve arkada da işte saçını çeken kadınlar var, göğsünü yumruklayanlar var falan. Alman ziyaretçi dedi ki yani niye böyle yapıyor dedi. Yani kadın niye saçlarını çekiyor? Ondan sonra ben de arkadaşını göstererek dedim ki arkadaşınız onu biliyor. O da dedi ki hayır ben ilk defa geliyorum dedi. Ya ama dedim biliyorsunuz. Hayır görmedim hiç daha önce falan. Hayır dedim yani şey eseri unutun. Orada ne olduğunu biliyorsunuz siz. Olayı biliyorsunuz. Nasıl falan? Ya ağıt mı yakıyorlar dedi. Dedim biliyorsunuz. Evet. Ama sadece biz oraya geldik, kronoloji çaktık, kimlik çaktık ve görmüyorsun. Eser milattan önceden gelse de 130 kilometre ötedeki Gümüşçay'dan geliyor kız öldürülüşünden. Yani o coğrafyanın kültürü aslında zaman içinde katmanlanmış olsa da bize çok yabancı bir şey değil, bize anlatan bir anlatı var orada. Canan size anlatmış mıydım o geldiğinizde? Evet, hatırlamıyorum. Çok da keyifli bir anlatıydı. Şimdi orada mesela üstünde işte Polixena'nın öldürülüşünü anlatılıyor ya ve bu toprak altından çıkıyor. Yani 2500 yıldır gün yüzüne çıkmamış. Müze kazı yapıyor ve kazı yaptıkça toprak açılıyor. Lahit ortaya çıkıyor, sahne ortaya çıkıyor. Tabii 1,5 aydan bahsediyoruz. Yani 1,5 aylık bir çalışma sonucunda. Sonunda deniyor ki burayı sit alanı ilan etmek lazım. O zaman kazı yapan arkeolog arkadaşımız işte Muhtar Bey diyor ki ya buranın ada parseli ne? Yani burada sit çalışması yapacağız. Muhtar Bey de diyor ki buradan parselizasyon yok. Parselizasyon geçmedi. Peki mevki adı ne? Kız Öldün Tepesi. Yani diyor ki Muhtar Bey ben hani Lahti'nin üzerindeki sahneyi sormuyorum size. Bu mevkinin adı ne? Kız Öldün Tepesi ya Muhtar Bey onu sormuyorum diyor. Yani tamam Lahti'nin üzerinde o var da. Bu, ya diyor kardeşim Kız Öldün Tepesi. Ve inanmıyorlar. Yani 2500 yıl sonra toprağın üstüne çıkıyor. Ormandan mevki haritaya bakıyorlar. Orman haritaları çok detaylıdır. Kız Öldün Tepesi. Yani 2500 yıldır orada isim, kültür, gelenek akıyor. Ama sen akmadığını düşünüyorsun. Yeni bir perde getiriyorsun önüne. Benim kimliğim şimdi şu diyorsun. Ya senin kimliğin Müslüman da olsun, Türk de olsun, Kürt de olsun. Ama kimliğinin ana parçası topraktan akıp geliyor. Ve neden, hangi endişeyle onu reddediyorsun? Şimdi konu arkeoloji olduğunda soru şu. Bu Polixena toprağın mirası değil mi? Dediğin gibi çıktığı yer belli. Derdimiz, Turay Müzesi'nin dertlerinden birisi toplumun mirası olduğunun farkına varmasını sağlamak. Toprağın mirası tamam biz ekmedik dikmedik ama toplumsal olarak bunun bizimle bir bağı var. Biz bu hikayenin bir parçasıyız. Bu akışın içinde bir yeriz ondan sonra ve senin orada toplumsal hikayenin parçasını sana anlatabilir miyiz? Toprağın mirasını
toplumun mirası yapabilir miyiz? Dertlerimizden ana derdimiz bu. Bizi kültürel olarak senin deyiminle perdeleyen, bölen dil, inanç, etnisite farklılıkları aslında müze ve koleksiyonları aracılığıyla kavradığımızda bizi birbirimize bağlayan unsurlar, kesinlikle, olgular. Bizi birbirimize bağladığı gibi bizi bugünle geçmişe bağlıyor. Ve o kültürel sürekliliği okumaya niyet edersek nerede durduğumuzu gösteriyor. Aslında bize kim olduğumuzu gösteriyor. Tabii. Yani kentimi tanıdıkça ben kendimi tanıyorum ya. Bunun en güzel örneği müzeler değil mi? Canan, o kadar kilit bir nokta ki işte o yüzden ben meslek sevginizi anlıyorumza çok sinirleniyorum. Sen kendini, kimliğini tanımaya çalışmazsan iki seçenek var. Ya sen tanıyıp o havzanın farkına varacaksın ya da öteki seni tanımlayacak. Evet. Ama ötekinin tanımladığı seni idare etmez. Senin gerçek kimliğini ortaya koymaz. Belki yine anlatmışımdır ya da anlatmamışımdır. Benim rahmetli kayınpederimin ismi Turgal'dı. Ona bu ismi veren annesi neden Turgal dedin? Yani Turgal ismi garip geliyor. Hatta herkes Turgut diyordu. Yani ben nikah defterine imzaya kadar kayınpederimin ismini Turgut sanıyordum. Hatta ailem dedim ya Turgut değil miydi? Ya Turgal dedi de hani anlamı da bilinmiyor edilmiyor ve garip geliyor. Herkes Turgut diyor. Kayseri'den Ahıska'ya göçme bir aileydi. Şimdi Kayseri'den çıkan bir tabletten bahsedeyim, Kültepe'den. Tur Hititçe büyük demek, Gal küçük demek. Tur ve Gal kelimesi küçük ve büyük insanlardan oluşan halk meclislerinde geçiyor. En eski Turgal kelimesi Kültepe tabletlerinde var. Yani şu akışın kuvvetine, derinliğine bak ama kopartma. Yani evet. Senin Hititliliğin, senin Urartulluğun, senin Turayalılığın senin hiçbir kimliğine zarar vermez. Seni zenginleştirir. Herodot Likya'da çocuklara annelerinin ismiyle seslenirler dediğinde bu topraktaki kadın kimliği için bir şey ifade ediyor. Ya da Hektor'un karısı Hektor'un önüne çıkıp, bakın Tunç çağında bir ordu komutanından bahsediyoruz. Kocasının önüne çıkıyor, diyor ki orduyu şurada topla. Ve mitteki cevap sana ne ya, geç işine demiyor. Efsanedeki erkek onunla konuşmaya, tartışmaya devam ediyor. Anne Hekabe kocası Priamos'un arkasında evinden falan izlemiyor savaşı. Beraber yanında izliyor. Helen'i konuşturduğunda Homeros diyor ki kayınlarımın arasında Hektor'u çok severim. 20 yıl oldu buraya geleli, tek kötü bir söz duymadım. Kayınpederim harika adam. Şimdi bu toprakta bir kadın erkek ilişkisi seyir veriyor bu hikayeler. Peki benim bugün o zaman geldiğim noktada bir hata var. Evet. Benim geldiğim nokta benim beslendiğim nokta değil. Ben beslendiğim kaynağa baksam ve beslendiğim kaynaktan attığım sudan, o suyun bir parçası olduğundan ondan ilham almaya çalışsam ne kötülük var? Bu senin hangi kimliğini eksiltir? Bilakis zenginleştirir, farkına vardırır, ayırt etmesini sağlar. Yani kafamızı televizyonlardan kaldırıp daha çok müze vitrinlerini ziyaret etmeliyiz. Kesinlikle. YouTube'dan bir sorumuz var. Naci Polat Bey, müze rehberliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu alanda müzenizde alternatif uygulamalar planlıyor musunuz? Deyip teşekkür etmiş. Şimdi hemen mesela güncel iki haftamızdan örnek vereyim. Bu hafta her hafta müzede bir nöbetçi uzman arkadaşımız ve nöbetçi memur arkadaşımız oluyor. Mesela bu haftanın nöbetçisi Meryem. Haftanın 7 günü boyu
7 gün boyunca çalışacak. Bir önceki hafta haz aldı. Normalde öyle tanımlanmamış olmasına rağmen müze rehberliğinin önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yükümüze çok yük katmasına rağmen arkadaşlarımın nöbetçi olduğu haftalarda ayaklarına kara sular indiğini biliyorum. O arkadaşlarımızın yetmeyip işte diyelim ki müdür yardımcısı arkadaşlarımızın, onların yetmeyip benim bunun önemli bir misyon ve sesimizi ulaştırmak için, ama bunu şimdi her müzede böyle olsun falan diyeceğim bir hikaye değil. Yani burada Turaya Müzesi misyonu için ekstra ortaya koyduğumuz çabanın sonucu olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok çok ağır bir yük. O haftayı paydos ediyorsunuz. Turist rehberlerinin turist rehberliği çok önemli bir meslek. Fakat eğitim hayatları boyunca doğru kaynaklardan beslenmeleri lazım. Arkeoloji 19. yüzyıl arkeolojisi çok sakat gelişmiş bir alan. 20. yüzyıla o sakat yayınların büyük bir kısmı taşınmış. Dolayısıyla oradan beslenip burada doğru rehberlik hikayesinin kolay olmadığını düşünüyorum. Turist rehberliğinin çok 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 önemli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Misyonerlik kelimesi şey gelir böyle, inansal olarak algılıyoruz, hemen ters geliyor ya. Tam bir misyon meslek hakkıyla yapılırsa. Ama tekrar edeyim, biz müze olarak bu konuda çok büyük çaba gayret sarf ediyoruz. Ama yoruluyoruz da. Çok yorucu elbette, ama müze rehberliği ya da turizm rehberliği konusunda çalışan uzman arkadaşların da sık sık ziyaretçileri getirdikleri müzelerle sık sık bir araya gelip bilgiyi tazelemeleri, yeni uygulamalar hakkında bilgi almaları gerekiyor ki o iletişim sağlıklı ve sürekli olabilsin. Ziyaretçiyle müze arasında bir köprü, bir kolaylaştırıcı olan uzman arkadaşlara da bu anlamda önemli bir iş düşüyor. Bir başka soru, tabii biz ilan edilen süremizi aştık, yalnız yayının başında belirtmiştik biraz esneteceğiz diye. Umarım sorulara yanıt verebiliyoruzdur ve bu soruları soranlar hala bizi dinliyorlardır, ayrılmamışlardır. Günümüzde müze sergilerinin ziyaretçiyle iletişim kurması önemli bir gerçek. Bu iletişim ise özellikle eğitim etkinlikleriyle kendini göstermektedir. Troya Müzesi'nde bu bağlamda yapılan etkinlikler var mı yoksa planlanıyor mu diye sormuş Sayın Aynur Eğitmen. Canan, onu sorarken sorunun başında şu canlandı bir de kafamda. Şimdi işte sergi, etkileşim falan derken arkeoloji müzelerinin kendi özelinde sorunları var. Ben mesela Avrupa'da arkeoloji müzelerinin popülerliklerini yitirmeye başladığını düşünüyorum. Ve bu yitip giden popülerlik içerisinde işte kazıdan çıkan malzemelerin birbirini tekrarlaması, hikayelerin birbirini tekrarlaması, işte o kronolojik anlatım falan filan gibi çok eski sergileme modellerinin hala kalıyor olması ve bunu kırmaya çalışan müzeler var. İşte o şeyin, onu örnek veriyorum, British Museum işte Mısır sergisinde futbolcu Salah'ın kramponunu getirdi. Ondan sonra ya da işte MoMA bir Venüs heykelciyle, Neolitik Venüs heykelciyle işte Kim Kardashian'ı beraber yan yana sergiledi falan. Farklı bağlantılar kurma hikayesi var. Onlardan bir tanesini denemeye çalışıyoruz şimdi. Aynias meselesinden bahsettik ya. Bu arada önemli projelerimizden bir tanesi de o Avrupa Birliği'nde tescillenen Türkiye'den başlayan ilk rota oldu. Aynias Kültür Rotası.
Burada turistik olarak bir rota belirlemek meselesi falan var. Ama bir yandan da bu kültürel olarak iş yapmalı diyoruz. Neden iş yapmalı? Aynı Yaskin bir mülteci. Bu mülteci ne oldu? Savaştan kaçtı. Savaştan kaçtı ve bir fırsat buldu bu mülteci. Fırsat kurduğunda her mültecinin geride bıraktığı yer yanan, yıkılan yerdir. Yüzünü döndüğü, koştuğu yerde gelecek. Ve fırsat bulduğunda orada bir yeni bir imparatorluk yarattı. Yeni bir dünya kurdu. Şimdi Aeneas varsa bu coğrafyada ve bu coğrafyada mültecilik hala şeyse, önemli sorunlardan birisi ise, ülkemizde bu konuda işte pozisyon almaya çalışan bir şeyse, mesela bir Aeneas sergisi hayalimiz var. 2023 gibi gözüküyor. Güncel mülteci geçişleri, işte burada biliyorsun acı hikayeler de var, işte sahile vuran kıyafetler var falan. Bununla alıp Aeneas'la başlayıp bu güncel mülteci sorunuyla ilgili bir sergi yapmak istiyoruz. Niçin? Aeneas okumak, mit okumak, Homeros okumak, işte bunlar sizin hümanist, hayalperest değil. Bunu mu tercih edersin? 2008 yılında Macaristan'da çocuğunu elinden tutmuş, o geleceğe doğru koşan mülteciye tekme atan gazeteci kadın mı olmak istersin? Bu böyle bir tercih. Yani bu işte birisi meslek sevgisi, birisi mitos değil. Bundan esinlenip mülteci şans bulursa ne yapar hikayesini işte anlatmak bir yandan da dediğim gibi yani arkeoloji müzelerinin derdini anlatma, sunmak konusunda şeyi var, başa dönmüş olayım, problemleri var. Bizde henüz o en popüler hale gelmediği için o sıkıntıya henüz düşmedik ama düşeceğiz. Sergi dilini önceden önceye değiştirmek lazım. Eğitim konusunda Troya Müzesi'nin bugün itibariyle ben eğitim atölyesinden şunu anlıyorum ya da şunu anlamıyorum. Renkli sandalyeler, masalar aldık ve geldik. Çocuklar sadece resim yaptı değil. Orada eğiticilerin eğitildiği bir formasyondan geçtiği, ardından eğiticilerin belli, onlar formasyondan geçti. Ardından senin eğitim materyallerin olacak ve o eğitim materyalleri üzerinden uygulamaya geçeceksin. Bu anlattığım ölçüde henüz bir eğitim atölyesine sahip değiliz. Çok yakın zamanda yer alacağız. Müze kiti meselesinde birazcık önden koştuk. Hem müze ve hem öğren yeri müze kitimiz var. O konuda hani şey yapmayayım, bir yandan da kendimize de haksızlık yapmayayım. Orada Komet'le beraber güzel bir iş çıktı. Evet, işte hem çok bir, güzel bir işbirliği çıktı. Evet, hem bir öğretmen kiti var. Öğretmenin uygulayıcısı olacağı. Artı bir ziyaretçi kiti var. Ziyaretçiye hem burada uygulayabileceğimiz hem yakında inşallah satın alabileceği çift dilli, hem de bir de müze uzman kitimiz var. Uzmanın müzecinin gelen kendi seçili ziyaretçisine uygulayabileceği. Benim sıralamamda burada şey eksik. Önce formasyon. Yani Kocaeli'de de öyle yapmıştık mesela. Yani 6 kişi Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı'ndan bir formasyondan geçip sonra müze kitabı, müze eğitim kitabı yazılıp sonra uygulamaya başlayıp sonra oradaki eksiklikleri görüp ya da bu okul bize neden gelmiyor deyip oradan işte gezici bavul müze falan. Bir de bu yıl sınıf arkadaşım Homeros yapacağız. Gezici müzeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Çanakkale'de kırsalı büyük bir alan. Herkes müzelere ulaşmak konusunda, bu sadece maddi araç sıkıntısı falan değil. Yani zihinsel olarak ulaşmak konusunda da, kültürel olarak ulaşmak konusunda da engel varmış gibi hissedilebiliyor. Ya da kişi, çocuk, ailesi bu engeli duyabiliyor. O yüzden biz o sınıflara gidip çocuklara
Onunla tanıştırmak istiyoruz. Sınıf arkadaşım Homeros, köy okullarında bu yıl uygulamaya geçeceğiz gezici müzeyle beraber. Çok güzel. Tabii şimdi müze eğitimi ya da müzede öğrenme başlı başına bir konu. Yani bu anlamda da konuşulacak çok şey var. Fakat çok genç bir müze olan Troya Müzesi'nin müze kitiyle başladığı bu alandaki yolculuk eminim farklı etkinliklerle de sürecek. Bunları sanıyorum sosyal medyadan takip edebiliriz. Takip edebileceğimiz başka bir kanal, kaynak varsa onu da paylaşalım. Sosyal medyadan takip edebileceğiz Canan. Hani orayı çok aktif kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Birçok kanalda aktif kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi hemen bir tane sahne arkası bilgisi. Ya dedik ki TikTok'ta bir müze olabilir mi? Ondan sonra ya da nasıl olabilir? Yani orada başka yapılmış örnek var mı? Örneklere baktık falan, tatmin olmadık bir girmedik. Ama hep hep bir arayış, hani işte mecra, biz oraya ne katabiliriz, o mecra ne katabilir, onların bir kısmı işte olabiliyor, bir kısmı olmuyor, ama sürekli bir şeyle arayışla geçiyor. Hareket noktamız bu zaten, yani merak etmek ve merakın peşinden koşup kovalamak. Ya bu müzenin varlık hareket noktası da buydu. Yeni bir müze inşa etmek de bu fikrin arkasından gelişti. Bu kaygıyla, bu arayışla oluştu. Şimdi müze binasıyla ilgili bir soru var. Ben de değinmek istiyordum. Sorudan evvel bunu da konuşalım. Çünkü bağlantılı zaten. Biz müze binasını daha evvel konuştuk. Ama yine değinmek istiyorum. 2020 yılında Ulusal Mimarlık Ödülü de alan bir müze binası. Yapı olarak bir çekiciliği var. Bu çekicilik bulunduğu yerle oluşturduğu estetik kontrasttan da geliyor biraz. Ödüllü müzelerin yapıları koleksiyonlarını çoğu kez gölgede bırakır ama Troya'da öyle olmadı. Müzeye ilerlerken bizi efsaneden alıntılar karşılıyor. Giriş kotla alçalırken zaman katmanlarıyla fiziksel olarak da aşağı iniyor gibi hissediyoruz. Sergileme henüz o giriş güzergahında başlıyor. Müzenin mimari tasarımı ile müzeolojik tasarımı eşgüdüm içinde ilerledi mi? Yani binaya sonradan davet edilmek müze bilimcilerin yerleşimi tasarlarken sıklıkla yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri. Bunun için özellikle konuşmak istedim bunu. Canan, genelde öyle oluyor aslında, çünkü proje dendiğinde inşaat işinin işte maliyetiyle süresiyle falan öne çıkıyor birden. Yani hani işte müze yapıyorsun ya da sanırım hastane de yapsan oluyor. İşletmenin kendisi içeriğinden daha ziyade kabuğa kilitleniliyor. O her yerde bana kalırsa sorun. Burada da başlangıçta öyle başlamış olabilir, ama tabii açıklıkla söylemem lazım, orada şanslıyız. Ömer Selçuk Bas iyi bir mimar. İşin mimarlık dışında fikriyle, felsefesiyle hemhal olmaya çalışan bir adam. Dolayısıyla da o bu müze için bir önemli bir şans. Bu projenin onun elinden çıkmış olduğu için çok mutluyuz. Ama bu şans az önce sorduğun eğer içeride ne olacaksa bu, mimarın işi harika, içeride hastane olacak, müze olacak, o iyi planlanmazsa birden büyük bir dezavantaja dönebilir. Dinleyicilerimizden, katılımcılarımızdan Nihan Hanım tam da bunu sormuş. Nihan Can Bakal, müzenin yenilikçi mimarisi müze koleksiyonunu destekliyor mu? Siz bir yönetici olarak müze mimarisini ve müze sirkülasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Müze mimarisini bayılıyorum. Mimarisine çok seviyorum. Ama Ömer Bey'e doğrudan söylediğim şeyi söyleyeyim.
Ömer Bey'e müze hakkında ne düşündüğümü, nasıl sevdiğimi anlattım. Sonra da dedim ki benim en büyük rakibim şu anda bu bina. Çünkü onunla eş zamanlı planlanmamış bir müzecilik vardı içinde. Yani siz 600 metrekare sergisi olan, işte depolaması son derece kısıtlı, yılların yorgunluğunu yaşayan bir binayı ve aynı ekibi bambaşka bir projenin içine getireceksiniz ve iyi planlamamışsanız burada salt konuşulan sadece ortada bina kalabilirdi. Ömer Bey'e dedim ki bu bina benim önemli rakiplerimden birisi. Tekrar söylüyorum, çok seviyorum. Önemli rakiplerimden birisi. Yani niye öyle düşünüyorsunuz dedi. Dedim ki çünkü biz içeride iyi müzecilik yapmazsak sizin binanız bir süre daha konuşulacak. Sonra diyelim ki mesela olası bakım aksaklıkları sebebiyle falan bina kondisyonunu kaybettiğinde burası bir müze değil, kötü bir binaya şey yapabilir. Kötü bir binaya dönebilir. O yüzden bizim içeride işte bu ruh ve bedenin eşleşmesi gibi iyi müzecilik üretmemiz lazım. Ancak o zaman mimari de hak ettiği değeri de o zaman bulacak. Müzecilik de hak ettiği değeri o zaman bulabilir. Uğraşımızın büyük bir kısmı bu ruh ve beden eşleşmesini yakalamak üzerine kuruluydu. Şu geçen sürede başardığımızı inanıyorum. Yani ve hatta işte müzecilik ödüllerinin de hani bu da sahne arkası şey olsun. Müzecilik ödülleri de böyle mimari ödüllerin bir miktar böyle önünde gitmeye ve müzecilik ödülleri söylemleri müzecilik ölçekli olmaya başladı. O yüzden seviniyoruz. İkisi beraber. Yok, başardığınız gerçek. Evet, birlikte işlemeyi yakaladınız ve iyi bir dinamizmle ilerliyor bu. Umarım uzun soluklu olur. Çünkü bu uzun ve yolculuk. Mimarinin sürdürülebilirliği de önemli ama o da başka bir tartışmanın konusu. Evet. Belki bir ara konuşacak vaktimiz olur. Şimdi vakit daralıyor. Biz de demiştik, onu da bitireceğiz arkadaşlar. Yorduk sizleri ama sizler de biz bu kadar keyif alıyorsunuzdur. Şimdi YouTube izleyicilerimizden bir soru gelmiş. Saadettin Budak Bey. Müze farkındalığı gerek sosyal gerek kültürel olsun nasıl sağlıyor? Noktalamalar olmadığı için yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Nasıl Doğu Batı kaynaklarından hikaye anlatımı sağlıyor? Bir Troya resim sergisi olacak mı? Farkındalığı nasıl sağlamak konusunda bizim 2019 yılında sosyal medya hesaplarımız kapalıydı. İletişim konusuna çok eğiliyoruz Canan. Hatta pandemi döneminde yaptığımız şey de tam olarak bir kriz iletişimi yürüttük ve bu kriz iletişimi derken yaptık ve sonra buna kriz iletişimi demiyoruz. Yaparken mottosunu koyup metnini yazıp öyle yaptık. Biz kapanmadık, yeni bir kapı açtık. Dayanışmak evet. için bugün müzelere daha fazla ihtiyacımız var diye yola çıkmıştık. Ziyaretçi için de oldukça vurucu ve yakalayıcı bir cümleydi o. Onun etkileri de sonra başka müzelere sirayet etti ve artarak devam etti. Çok kıymetliydi. Evet ve dolayısıyla iletişim konusunda yaptığımız her işte sosyal medya ölçeğinde iyi içerik üretip, iyi proje üretip, ürettiğimiz projeyi tanıtmayı seviyoruz. Yani her gün bir eser koy ya da işte gül de çok güzel açtı, zeytin de dökülmeye başladı değil. Altlarında mutlaka çok çok iyi içerikler geliştirip iletişim konusunda da sosyal medya konusunda fena gitmediğimizi düşünüyoruz. Temel tanıtım hikayemiz bu. Bunun yanı sıra iyi işler üretildiğinde işte onun ulusal haber ajanslarında ya da uluslararası haber ajanslarında bir karşılığının olduğunun farkındayız. Yaptığımız
işleri onların farkına varmasına sağlıyoruz. Çünkü bir iletişim bütçemiz olmadığı için o konuda ayrıca bir gayret sarf ediyoruz. Yani kaderine mahkum yürüyen bir alan değil bizim için. Evet. Yani resim sergisi mutlaka oluyor. Salon konusunda çok şey alıyoruz artık. Çok teklif alıyoruz. Aslında söyleyeceği yani şöyle yorumlayabilirim. Turaya konusunda bir resim sergisi olacak mı? Turaya konusunda düş kuran ressam olduğunda, Turaya konusunda düş kuran şair olduğunda bunların hepsi olacak. Ama bunun için müzenin itici güç olabileceğini hissediyoruz. Tek başına yani bütün dağı taşı yerinden kaldıramaz ama söylem geliştirmek konusunda biz gayret ediyoruz ki mesela miras semboller şey olacak. Miras semboller sergisi olacak. Şimdi orada o genç arkadaşlarla da konuştum. Şimdi güzel sanatlardan arkadaşlar diyorlar ki işte seramikler üzerinde ne var ona bakalım falan. Dedim ki ya o önemli. İşte ne var? Seramik üzerinde mesela Troya atı var değil mi? Bunu buraya aktaracaksın. Ya bizim bir Troya atı yorumumuz olmasın mı? Yani onu oraya aktarmak değil de bence bizim bir Troya atı fikrimiz olmalı. Yani bir değil çok fikrimiz olmalı. Mesela dedim şimdi masamın karşısında saat var. Buraya ilk oturduğumda saate baktım. İçinde müzenin logosu var. Troya atı başı. Hı hı. Dedim ki niye logoda o seçildi? Bunun bir anlamı olmalı. Yani aklıma geldi. Birisi bugün bir gün bunu bana sorabilir. Sonra baktım. Tatmin olmadım. Yani birazcık böyle bir şey. İmaj çok tanındığı için seçilmiş. Sonra Ören yerindeki dedim tahta at fikri nereden geliyor falan. Dönemin müze müdürü diyor ki işte bunu yaparız. Şu kadar ziyaretçi gelir. Orada da turizm. Turizm hikayesi kesmez. Yani bir fikri olması lazım. Sahne arkası bölümü. Sonra ona fikri sonradan yükledik. Dedik ki çünkü hiç unutmamak için. Yani Bu çok önemli. Hiç unutmamak meselesine kişisel bir aktarımım olacak. Ben ortaokul yıllarımda İntepe'ye yaz kampına gidiyordum. Ve Çanakkale içinde bulunan bu beldede kamp süresi boyunca biz Çanakkale'yi geziyorduk arkadaşlarımızla ve liderlerimizle birlikte. Elbette ki şehitlik, Ören yeri gibi ziyaretlerimiz oldu. Bu Truva atı benim çocukluğumda önemli bir hatırlama nesnesi. İçine çıktığımı, onun işte tepesine tırmandığımı, oradan Çanakkale'ye baktığımı hatırlıyorum. Onun hissettirdiği duygu da çok taze. Yani ilişki kurmak için nesnelere ve imgelere ihtiyacımız var. Bunların bizim mesajımızın taşıyıcı olduğundan hareketle o mesajı ne kadar doğru iletirler ve ne kadar akılda kalıcı olabilirlerse o mesaj o kadar başarılı ulaşır diye düşünüyorum. Kesinlikle işte o öğrenci arkadaşa demiştim ki mesela dedim ben bir sanatçı değilim ama benim Troya atımın benim Troya atım şöyle bir şey. Benim Troya atım içinde ne taşıyorsa dışında da o gözüküyor. Yani gizli bir hedefi yok. Ben şeffaf bir Troya atı düşünüyorum. İyilik gibi gözüküp içinde kötülük barındıran değil. İşte neyse ama yorumlamak lazım. Buraya evet bir şeyler sergiye çıkabilir ama bir başkasının yaptığını işte başlangıçta Rusya'nın yaptığı gibi Bizans sanatını taklit et değil. İşte o Petro kapıyı açtıktan sonra oluyor. Sen yorumla. Senin Troya atın ne? Senin Troyan ne? Senin Hektor'un kim? Sen anlam yükle. Şöyle düşünebilirsin. Güzellik yarışması oldu. Paris'in önünde Athena var. Savaşta yenilmezlik. Beni seç diyor değil mi? Hera var. Sana Asya krallığını vereceğim diyor. Helen var. Diyor ki sana dünyanın en güzel kadını vereceğim. Yorum bir. Ya Paris o kadar sapık bir adam ki. Yani gitti ve dünyanın en güzel kadınını seçti. Yorum iki. Afrodit'i seçti. Öyle değil mi Paris? Seçtiği kişi kim? Güzellik tanrıçası. Bir güzellik yarışmasında en güzelini seçmek adaletli bir seçim midir?
adaletli bir seçimdir. Paris, bu benim yorumum, Paris rüşvet seçimi yapmadı, adaletli seçim yaptı. Adaletli seçim yaptığı için de buna Paris'in yargısı deniyor. Onu seçtiği için Hera ve Athena Troya Savaşı'nın kaybedilmesine sebep oldu. Ama birisinin bunu alıp böyle yorumlamaya ihtiyacı var. Çok doğru. Ya umarım bu tespitler ki bu da başka bir tartışma konusu, müze mağazalarındaki ürünlerin tasarımlarına da yansır. Haklısın. YouTube'dan yine bir soru. Naci Polat sormuş. Müze paydaşlarınız Çanakkale özelinde kimlerdir? Müzeniz mevcut gündemden sıkılan halkın kendini yalnız hissettiği bir dönemde bir sığınak olabilir mi? Oluyor. Ben eminim olduğuna. Sığınak meselesi galiba Canan oluyor. Bu pandeminin yarattığı olumsuz atmosfer aslında bizim Turaya Müzesi'nin sesini bu kadar hızlı duyurabilmesinin nedeni insanların o karanlık günler içerisinde, yani müzecilik işte küçük bir sektör aslında sektörel olarak, ama o karanlık günler içerisinde daha çabuk ses buldu. İnsanlar umut, ışık gördü ve bir yerde iyi bir şeyler oluyor. Bana kalırsa hak ettiğimizden daha fazla ilgi gösterdiler. Onun sebebinin de tam da o sığınak olduğuna, çok güzel ifade etmiş, tam da o sığınak olduğuna inanıyorum. Onu başarabildiğimize, o iyi duyguya geçirebildiğimize inanıyorum. Ödül demişken hemen o konuya böyle minik bir şey söyleyeyim Canan. Ödüllerle, o gerilli pazarlaması dedik ya, işte kapalıyız ve bir şey yapmak gerekir ya. O sebeple biz o kadar iş içinde yer aldık ve bunların iki tanesine de davet edildik bu ödüllerin. Bunlar bir müzenin başarılı olduğunun kıstasları değil. Bizim tanıtımımızı sağlamamızda, yol almamızda çok büyük katkısı oldu. Ama bu alınırsa işte başarılı, yani çünkü bu kadar çok öne çıkmasından da böyle bir şey de rahatsızlık da duydum. Bu bir kıstas değil. Yani senin içeride yaptığın iş görülebilir, görülmeyebilir. İşte şimdi finale kalan müze, yani finale kalmazsa ne olur, almazsa ne olur? Tanıtım için önemli fırsat sağladı. İsterdim ki pandemi gibi bir dönem olmasın, bu yıllar içine yayılan bir şey olsun. Ama pandemi bizi o arada işte başka türlü ısrarcı olmaya itti. O yüzden bunlar böyle süratli çabuk geldi. Yani ilginç de bir zaman da yaşadık. Ama müzeyi müze yapan şeyler o şeyler değil, ödüller değil, oturup içeride iyi çalışmak lazım, yani başka bir şey değil. Evet evet, kesinlikle haklısın. O yüzden yani tam aynı sayfadayız seninle tamamen. Ödüller bunun ölçüsü değil, ödüller kesinlikle bu işi onurlandıran, taçlandıran, evet, durumlar, böyle bakmak lazım. Ödül aldık, dört tane kenarımıza, köşemize oturalım, dinlenelim gibi bir durum yok. Bilakis o ödülleri aldığın için zaten daha huzurundasın. Biz de tam da bu nedenle ödüller üzerinden konuyu gündeme getirmek istedik ama başlık seçti de bu yüzden ödüller olmadı. Öne çıkarmak istediğimiz şey bu değil, çünkü yani içeride çok kıymetli bir emek var ve bunun takdiri tüm müze ziyaretçileri tarafından zaten yapılıyor. Zeynep'in annesi Pembe Toy soruyor, tarihçi kendisi de. Liseliler için özel eğitim öğrenme programları olacak mı? Pandemi devam ediyor. Toplu halde öğrenciler alınıyor mu? Organizasyonlar devam ediyor mu? Canan, o soruyu bekliyordum. Gördüm. İşte geldi. Ondan sonra evet. Hemen hemen pandemi öncesi ziyaret şartlarına döndü mekanlar. Hı-hı. Toplu ziyaretler oluyor falan. Liseli arkadaşlar ile Kocaeli'de bir şeyler yapmaya çalıştık. Hatta hocamın ismi nasıl unuturum, Ankara Üniversitesi'nden dedi ki Rıdvan Bey bakın ya, dedim hocam iletişimde zorluklar, yani liseli gruplarla zorlanıyorum, yani çocukların suçu değil, bizde bir eksik var ya, dedi ki şu diziyi takip ediyor musunuz, şuna bakıyor musunuz, şu müzik grubu var onu biliyor musunuz falan. Başaramadım. Yani
çok zor bir grup. Mesela okul öncesi ya da ilkokul grubuna bakan bir eğitmenin ve bir grubun aynı anda onlarla ilgili program geliştirebilmesi bana kalırsa çok zor. İmkansız. Yani %100 ayrı bir uzmanlık, çünkü o duygudaşlığı kurmak. Yani çocuklar orada dediğim gibi çok haklı. Bizim istikametimiz ayrı. O yüzden hani Pembe Hanımcığım, biz orada ben şahsen şey yapamadım, onu başaramadım. Ve bu sebeple de daha çok okul öncesi çocuklar ve ilkokul yaş grubu konusunda bir de oranın da tabii çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha ısrarcı davranıyoruz. Güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ben yeni müze binasını işletme konusunda ne tür zorluklarla karşılaştığınızı merak ediyorum. Çok teşekkürler demiş İlyas Biltaş. Müze binasını evet yani işletilmesi, sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi konusunu konuşuruz. Başka bir konu demiştim ama istersen ona kısaca bir değinelim. Benim bir sorum var. Artık bununla da kapatacağız. Seni de çok yorduk Rıdvan. Sağ ol. Estağfurullah. Bu ikisini birbirine bağlıyorum. İklim kriziyle mücadelede müzelerin yapabileceklerine odaklanan ve parçası olduğum Museum for Future Hareketi adına ben bunu sormak istiyorum. Troya Müzesi iklim kriziyle mücadele için neler yapıyor ya da yapacak? Bununla ilgili bir öngörünüz, tespitiniz, çalışmalarınız var mı? 2011 yılında şeyde zaten İlyas Beyciğim çok iyi biliyor. Tezinin içeriğinden bir bölümü şey Troya Müzesi'ydi, yarışma projesi sebebiyle. 2011 yılında böyle bir işe kalkışmak için çok daha haklı sebepler olabilir. Galiba bugün mesela 2022 yılında bir müze inşaatına başlanıyor olsa, işte pandemi gördük falan ya ve devam ediyor. İşte bu büyüklükte işletmeler düşünülür mü? Emin değilim Canan. Yani gerçekten orada bakanlık, genel müdürlük öyle büyük bir mücadele vermeye çalışıyor ki çok büyük işletme maliyetleri var, çok büyük işletme zorlukları var. Hani bunu sadece bu kadarla geçeyim çok zor. Çünkü uyandığımız yeni dünyanın beklentileri, şartları farklı. Galiba artık bu boyutta müzeleri bir süre daha düşünmemek lazım diye düşünüyorum. Bina yapılırken Canan, en doğru hareketlerden birisi bina yapıldıktan sonra burada yeşil alan büyüyor. Yani mesela zeytinlik alanı daha fazla büyüyor. Bu yola nasıl çıktığını gösteriyor. Bizim bir otoparkımız var mesela. Düz inmesi lazım hat. Arazi bizim. Ama domates tarlası olarak kullanılsın diye otopark kendi arazisinden çizip yan çiziyor. Bina kurgulanırken çevreyle ilgili gösterdiği duyarlılığa bunlar önemli örnekler. Bir diğeri sulamada işte tamamen yağmur suyunu alıp kullanıp biriktirdiğimiz suyu ayıklıyor ve yine bahçe olan için olanını ayırıyor. Bu tip kimi teknik detaylara sahip. Onun dışında çevre adına bizim burada önemli bir rolümüz var. Milli Park'ta olmamız sebebiyle Milli Park'taki karar alma süreçlerinin içindeyiz. Yani dolayısıyla burada yapılaşmadan işte imara açılacak ya da açılmayacak tüm hikayelerde bu işin içinde karar alıcıyız. Bize yarışmalardan birisinde demişlerdi ki ya siz şey mi olacak? Ya Bilbo Elfek mi olacak orada? Bu köylerin ortasında falan. Bu Milli Park sürecimizi o zaman çok iyi anlatmıştık. Yani bakın biz nasıl bir pozisyona sahibiz. Yani müze açıldı ve çevreden bağımsız değil. Zeytinlik ve fıstık çamlığımız var.
Onların mesela bu arada işletmeye döndürülmesinde sadece işletme mantığıyla düşünsen o zeytini bizim sıktırıp müze mağazasında Turaya Müzesi markasıyla satmak çok heyecan verici geliyor. Harika olurdu. Ama hayır, öyle yapmıyoruz. Köylülere çok daha az fiyata onu verip onların işlemesini sağlıyoruz. Isınma sisteminde daha çevreci bir ısınma, soğutma, tüm iklimlendirme sisteminde önümüzdeki çevreyle ilgili en büyük hedef bu. Daha iyi bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Orada yine genel müdürlüğümüzün bizim boyutlarımızdaki müzelerle ilgili bir güneş enerjisi kullanma ile ilgili bir şey var, bir projesi var. O olursa önemli adımlardan birisine, daha yeşil bina olmak konusunda önemli adımlardan birisine atmış olacağız. İşletme anlamında da önemli tabii. Bu zeytinlik alanı ile ilgili durumu ben bilmiyordum. Açıkçası bu da çok kıymetli bir bilgi. Daha sonra seninle daha detaylı da konuşmak isterim ama yani yeşil müze ve çevre dostu bir müze olmak adına tüm müzelerin yapabileceği pek çok şey var. Bu anlamda Museum for Future Türkiye hareketini sosyal medya hesabını takip edebilir merak eden meslektaşlarımız. Bu çalışmaları biraz daha genişleteceğiz. Paydaşlarımızı oluşturmaya çalışıyoruz şu anda ve müzelerin bununla ilgili farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Bir soru kaçırmışım, özür dilerim. Hemen onu da ekleyeyim, toparlıyoruz. Saadettin Bey soruyor yine. Saadettin Budak, Dışişleri Bakanlığı ile nasıl bir kültürel diplomasi yapıyorsunuz? Bu ödüller sürecini nasıl etkiledi? Bu ödüller sürecini nasıl etkiledi? Dışişleri ile nasıl bütünleştiniz? Türk diplomasisini anlatım bağlamında nasıl bir etki sağlamıştır diye sormuş. Şimdi Dışişleri çok... Bakanlığı bunun bir tarafı, bir de tabii müzenin kuruluşundan, açılışından ödüllerle ilgili süreçlere gelinceye kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün de elbette ki çok kıymetli destekleri ve katkıları var. Onlara da yeri gelmişken teşekkür edelim. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Doğru yapmadıkları zaman eleştiriyoruz, eksik yaptıkları zaman, ama iyi işler başardıkları zaman da tebriklerimizi esirgemiyoruz, yanlarındayız. Zaten birlikte ve dayanışma içinde mücadele edersek bir düze çıkacak Türkiye'de müzecilik. Çok özetle kültürel diplomasi şu, geleneksel diplomasi vardı. Geleneksel diplomasi işte kapılı kapılar ardında devletler arasında yapılıyordu. Sonra bu sistemin özellikle Soğuk Savaş döneminde iyi işlemediği, diplomasi denilen şeyin işte birbirini kandırmak olduğu falan filan. Bunun yanı sıra da başka aktörler çıktı. Sivil aktörler çıkıyor. Sivil toplum kuruluşları çıkıyor. Kişiler çıkıyor. Bir devlet başkanı mesela geleneksel diplomada inandırıcı olamıyor. Bir başka halk için doğruyu söyleyemeyen adam oluyor. Ama arada kişiler, sivil toplum kuruluşları ya da kültür kurumlarının verdiği mesajların daha hızlı ve doğru aktarıldığı görülüyor. Mesela işte Amerika'da bir güven endeksi meselesi var. Şimdi onun bir makale yapmıştım. Galiba kitapta bir bölüm olacak. Bu Cemal Kaşıkçı cinayetinde MİSK Vakfı kurmuştu Genç Prens kültürel diplomasi yapmak için. Çünkü sizin ülkeniz hakkında ya da bulunduğunuz bölge hakkında insanların şeyi var, anlayışları var ve bunu nasıl dönüştürebilirsiniz? Sanat ve kültür üzerinden daha hızlı dönüştürebilirsiniz. Müzeler daha iyi ikna ederler. Yani hatta yanılmıyorsam kiliselerin, Amerika'da müzelerin altında çıktığı bir şey var. Bir sıralama var. Kültürel diplomasi çok önemli. Bunu bireysel olarak siz, ben de yapabiliriz, bir dernek de yapabilir ve artık devletlerden daha kuvvetli yapabiliyorlar. Şimdi orada kültürel diplomasi denilince bu doğrudan Dışişleri Bakanlığı'yla birlikte çalışmak değil de işini yaparken yaptığın işin içinde kültürel diplomasinin etkisini
düşünüp planlayıp yemeğin içine birazcık onu koyma meselesi var. Hemen somutlaştırayım. 10 Ağustos 2021 günü Truva Müzesi'nde Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Fener Rum Patri Bartolomus'a Gökçeada kiliselerinden 2007 yılında adi bir hırsızlık olayı sonrası çalınmış ve mahkeme süresince müzemizde korunmuş, bakılmış eserlerin teslimini yaptı Fener Rum Kilisesi'ne. Şimdi mesela diyelim ki orada bakanlığın bu arada hani öyle harika bir bakışı vardı ki zor alımda ele geçmiş eserleri siz devlet malı olarak diyelim ki alabilirsiniz. Ama orada öyle iyi bir kurgu, öyle iyi bir çalışma üzerinden gittik. İşte bu kültürel diplomasi onlardan birisidir. Onların burada teslimi yapılacağı düşünüldü. Bir de kültürel diplomasiye karşı atak örneği vereceğim. 10 Ağustos gününden. Burada bir mesaj veriliyor. Yani bu toplumun kültürel mirası hepsi bizim. Hiçbir ayrım gözetmeksizin ve bu koparılmış olan kültürel mirası da kendi toplumum içindeki bak şu gruba da veriyorum. Korudum, yakaladım, ettim, veriyorum. Bu benim de eserim, onun da eseri, ben onun eserini de koruyorum falan. Harika bir planlamaydı. Program sırasında, programda bu teslim işleri gelişirken gazetecilerden böyle bir arayan oluyor. Ya diyorum ki burada olmalılar, hani niye arıyorlar falan. Açtım. Bir haber çıkmış. Yunanistan'dan düştü haber. İşte tahta Truva atı bulundu. Truva kazılarında. İşte bir tahta parça bulundu. Dendrokronoloji testi yapıldı. İşte şu kadar yıllık çıktı, şu kadar aylık çıktı falan. Burada iyi bir kültürel diplomasi faaliyetini görüp Truva Müzesi'nde bu verildi ya, araya işte Truva atıyla daha popüler bir arama sokup buradaki olayı bastırmakla ilgili bir gayret oldu. Aynı gün oldu bu. Yani çünkü duyurulmuş bir şeydi. Aynı anda servis edildi. Program saatinde servis edildi. O fake'ti. O sahteydi. O kötüydü. Burada yapılan samimi ve kültürel diplomasi adını bir çabaydı. O günün yarattığı olumlu etkileri, zamanları ve ne boyutta olduğunu ayrıca dost sohbetinde anlatmak isterim. Yani işte müzede şunu verdik, işte müzecilikte güzel gezdik, gördük falan, öyle bir hikaye değil. Çok kuvvetli bir etki alanına sahip. İyi kullanılırsa Dışişleri Bakanlığı ile şöyle çalışmıyorsunuz. Siz iyi iş ürettiğinizde, kültürel diplomasi alanına girecek iş ürettiğinizde zaten ilgili kurumların radarına girip ilgili kurumları oradan şey yapıyor, işbirliğine geliyor. Yani oturup hadi bu hafta pardon kültürel diplomasi için ne yapıyoruz gibi bir şey değil, öyle bir iş değil. Evet. Yani biz çalışırken hayat akarken ortaya çıkan durumlar var. Bunları tespit edip değerlendirebilmek hem kişilerin mahareti ve vizyonuyla ilişkili, hem de kurumların o kişileri yetkilendirmesiyle ilişkili. Yani bir kurumun yetkilisi sadece sorumluluk alır ve yetki almazsa kurumda hiçbir şey yapamaz. Etkisiz eleman pozisyonundadır. Kuruma katkısı olmayacağı gibi onu geriletir de. O yüzden doğru işleri, doğru kişileri seçmek, belirlemek de önemli bir vizyon. Sen de bunun iyi örneklerinden birisin sevgili arkadaşım. O yüzden umarım sen ve ekibin bu başarılı çalışmaları artarak sürdürürsünüz. Bizler de takipçisiyiz. Bir dost sohbetinde bunu ayrıca konuşacağız seninle. Merak eden dostlar da bize eşlik edebilirler elbette. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa yavaş yavaş kapatalım yayınımızı. Canan, tipik bir
şeyle kapatayım, böyle minik bir sürprizle kapatayım. Hani Ege'den bahsettik, bu coğrafyadan bahsettik. İşte Ege'li harika bir şairin, Kavafis'in bir şiiriyle bitireyim. Cevat Çapa'nın harika çevirisiyle. Kavafis tabii Çevirisi. Lütfen. Homeros'u, İlyada'yı, Troya'yı çok konu edilmiş bir şair ve konu edinirken de kendi bulunduğu kıyı adına konu edinmeyi de seçen, aslında bu anlamda da örnek bir şey. Yani hani bizde de bu olsun istediğimiz bir şey. Şiirin adı İthaka. Minik özet, Odysseus tahta hilesini buldu, Troya yıkıldı ve memleketine dönmeye, İthaka'ya dönmeye çalışıyor ve 10 yıl sürüyor. Yani işte devlerle, tepe gözlerle mücadele ediyor, yeraltı dünyasına iniyor, karısı, çoluğu, çocuğu perişan. Çok zor bir yol. 10 yıl burada savaşıyor, 10 yıl geri dönme. Bu şiir de o İthaka'ya geri dönüşle ilgili. İthaka. İthaka'ya doğru yola çıktığın zaman dile ki uzun sürsün yolculuğun. Serüven dolu, bilgi dolu olsun. Ne Lestrigonlardan kork, ne Kitloplardan, ne de öfkeli Poseidon'dan. Bunlardan hiçbiri çıkmaz karşına. Düşlerin yüce ise, gövdeni ve ruhunu ince bir heyecan sarmışsa eğer. Ne Lestrigonlara rastlarsın, ne Kitloplara, ne azgın Poseidon'a. Onları sen kendi ruhunda taşımadıkça, kendi ruhun onları dikmedikçe karşına. Dile ki uzun sürsün yolun, nice yaz sabahları olsun. Eşsiz bir sevinç ve mutluluk içinde, önceden hiç görmediğin limanlara girdiğin. Durup Fenike'nin çarşılarında eşi benzeri olmayan mallar al. Sedefle mercan, abanozla kehribar ve her türlü baş döndürücü kokular. Bu baş döndürücü kokulardan al alabildiğin kadar. Nice Mısır şehirlerine uğra. Ne öğrenebilirsen öğrenmeye bak bilgilerinden. Hiç aklından çıkarma İthaka'yı. Oraya varmak senin başlıca yazgın. Ama yolculuğu tez bitirmeye kalkma sakın. Varsın yıllarca sürsün, daha iyi. Sonunda kocamış biri olarak demir at Adana. Yol boyunca kazandığın bunca şeylerle zengin, İthaka'nın sana zenginlik vermesini ummadan. Sana bu güzel yolculuğu verdi İthaka. O olmasa yola hiç çıkmayacaktın. Ama sana verecek bir şey yok bundan başka. Onu yoksul buluyorsan, atlanmış sanma kendini. Geçtiğin bunca deneyden sonra öyle bilgileştin ki artık elbet biliyorsundur ne anlama geldiğini İthakaların. Diyor. Aa, çok güzel Rıdvan. Teşekkürler. Bu başka bir anlam ve renk kattı keyifli sohbetimize. İthakalara yolculuk hepimizin yolculuğu, yaşam Evet. yolculuğumuz, mesleki yolculuğumuz. Bizim de ruhumuzu ve bedenimizi saran heyecanların peşine düşmemiz, onları hiç bırakmamamız lazım. Merak etmeyi ve düşlemeyi de elbette. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir akşamdı. Yine seninle bir araya gelip mesleğimizi, müzeciliği ve Troya Müzesi'ni konuşmaktan bizler çok keyif aldık. Teşekkür ederiz bu kıymetli bilgiler ve güzel sohbet için. Umarım yakında yeniden görüşürüz. Gerek çevrim içi gerek yüz yüze hangisi mümkünse ilk fırsatta. İnşallah canım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarla, işte bu mesleğe ilgi duyan insanlarla bir arada olmak insanı çok zenginleştiriyor. Evet. Yalnız olmadığını hissetmek, bu aynı ideal, aynı hikaye peşinde koştuğunu hissetmek insanı çok mutlu ediyor. Bu güzel davet için ben çok teşekkür ederim. O yolculuklar hep uzun, hep zorlu. Bir de hariçten gazelciler vardı. Ömür abi rahmetli bir İzmitliydi. Evet. Onun Evet. işte güzel parçasından hani bir söz diyordu ki o, mutluyuz çırak olmaktan, gidilecek yol var Allah'tan diyordu. Dolayısıyla Böylece ömürü de anmış olduk. Ruhu şad olsun. ruhu şad olsun. Çıraklıktan, yolda olmaktan çok memnunuz. Omuz omuza meslektaşlarla beraber yolda olmaktan
Çok keyif alıyoruz. Çok teşekkür ederim Canan. Çok teşekkürler. Sevgili moderatörlerimize de çok teşekkürler. Zeynep ve Ayça, sağ olun. Değerli katılımcılarımız, dinleyicilerimiz, izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'nin Müzeciler Sahne Arkası Anlatıyor programları her ay bir program olmak üzere devam edecek. Bizi sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Derneğimize üye olup destek verirseniz kıymetli katkılarınız bizim için çok değerli. Mesleğimizi böyle güçlendirip yükselteceğiz, hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için de dernek zaten var gücüyle çalışıyor. Tekrar teşekkürler bu akşam bizimle olduğunuz için, vakit ayırdığınız için. Vakit çok kıymetli. Özellikle bu Kızılca Kıyamet içinde yaşam kavgası verirken, hayat gailesi içinde savrulurken daha da zorlaşıyor her şey ama en iyi yaptığımız şeyi yapmakla sorumluyuz, bununla yükümlüyüz. Bunu da yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım herkesin çabaları, emekleri karşılığını bulur. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Birkaç saniye sonra yayını kapatacağım. Çünkü 30 saniye geç gidiyor. Görüntünüzü kapatmazsanız sevinirim. Elbette. Bir dakika daha en azından. Sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Evet.